TV100 ekranlarından herkese günaydın. Ben Harika Ertunç. Önümüzdeki 3 saat boyunca güne başlarken bilmeniz gereken tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız efendim. Çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız başlıyoruz. ...17 Eylül Salı akşamı Lübnan'dan gelen son dakika haberi dünyadaki bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Sizlere de bültenimiz içinde aktarmıştık. Lübnan, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının bomba gibi patlatılmasının şokunu henüz atlatamadan... İsrail yeni bir siber saldırı daha düzenledi. Bu kez de grubun kullandığı el telsizleri ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ikinci saldırıda 14 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Önce çağrı cihazları, ardından telsizler. Hizbullah'ın kalesinde ikinci siber saldırı gerçekleştirildi. Lübnan, çağrı cihazlarının patlaması olayının şokunu daha atlatamadan yeni bir siber saldırıyla sarsıldı. Bu defa da Lübnan'ın Tire ve Beyrut kentlerinde Hizbullah'a ait yaklaşık 500 çağrı cihazı patladı. Patlama sesinin yükseldiği bir noktada ilk siber saldırısında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alan oldu. Cenaze törenine katılanlara telsizlerin kapatılması çağrısında bulunuldu. Telsizlerin infilak etmesiyle kentin birçok noktasında can pazarı yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ikinci saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Telsizlerin Hizbullah tarafından 5 ay önce çağrı cihazlarıyla aynı zamanda satın alındığı belirtildi. Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hasem Safidini, örgütün yeni bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirtti. Safidini, saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Bir başka açıklamada Birleşmiş Milletler'den geldi. Genel Sekreter Antonio Guterres, çağrı cihazı patlamaları hakkında sivil nesnelerin silahlaştırılmamasının çok önemli olduğunu belirtti. Guterres tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cuma günü Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarını görüşecek. Lübnan genelinde Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerdeki bu patlamaların ardından İsrail'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, odaklarının Lübnan cephesine kaydığını ve savaşta yeni bir aşamanın başladığını dile getirdi. Hizbullah'ın önce çağrı merkezleri, ardından el telsizleri siber saldırılarla patlatıldı. Dünya Beyrut'ta düzenlenen dijital saldırılarla diken üstünde. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan saldırılar sonrası itiraf gibi açıklama geldi. Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğunu düşünüyorum diyen Gallant, uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor sözleriyle savaşı daha geniş alana ve zamana yayacaklarının mesajını verdi. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette konuşan Gallant, İsrail'in kuzeyindeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savundu. Gallant açıklamasında güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz dedi. İsrail ordu komutanı ise henüz devreye almadığımız birçok kapasitemiz var. Aşamalı olarak önceden planlıyoruz. Her aşamada Hizbullah'ın ödeyeceği bedel yüksek olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Çağrı cihazlarının infilak etmesiyle gerçekleştirilen İsrail saldırısı nedeniyle üzüntüsünü iletti. Erdoğan saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu. İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.
Şimdi tüm dünyanın gündemine oturan bu patlamaların biraz detayına bakalım birlikte. Lübnan güvenlik kaynakları çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin teknik verileri de açıkladı. Buna göre patlama cihazdaki lityum malzemesiyle sağlandı. Aynı anda gönderilen mesaj 4 saniye sonra tüm cihazları bubi tuzağına dönüştürdü. Tek bir kaynaktan hedef alındı, mesajla tetiklendi. Lityum bomba gibi patladı. Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleştirilen korkunç saldırının detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Lübnanlı güvenlik güçleri çağrı cihazlarında ilk incelemelerini tamamladı. Buna göre patlamanın sebebi zannedildiği gibi pil değil, lityum malzemesi. Cihazlara bölgeye yakın bir kaynaktan, büyük ihtimalle bir drondan yüksek yoğunlukta frekans gönderildi. Cihaz patlamaya neden olan mesajı alırken aşırı şekilde ısındı. Böylece cihazın patlamasına yönelik hazırlık olarak bataryanın uyarılma süreci başlatıldı. Lübnanlı yetkililere göre Güney Beyrut'taki tüm çağrı cihazları bir anda bubi tuzağına dönüştü. İlk mesaj sinyalinden tam 4 saniye sonra kullanıcı cihazı açsa da açmasa da patladı. Uzmanlar ilk zil sesinin aslında çağrı cihazlarına gönderilen patlama kodu olmasından şüpheleniyor. Cihazı kapalı olanlar ya da eski cihaza sahip olanlar söz konusu patlamadan etkilenmedi. Eski cihazlardaki düzenek söz konusu operasyona uygun değildi. Lübnanlı uzmanlar cihazları çalıştıran radyo frekanslarının dahi hacklenmiş olabileceğini düşünüyor. Efendim, İsrail artık bir takım aksiyonlarında Amerika'nın şımarık çocuğu gibi davrandığı için, hatta artık bu şımarıklık kontrol edilemez de bir hal aldığı için tüm dünyanın şu an merak ettiği bir soru var. Amerika'nın Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılacağından haberi var mıydı? Amerikalı yetkililer bu saldırıdan birkaç dakika önce İsrail Savunma Bakanı'nın Amerikalı mevkidaşını aradığını söyledi. İsrailli bakan saldırının detayına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Amerika ise bu olayın ardından bizim saldırıya ilişkin hiçbir bilgimiz yok açıklaması yaptı. İsrail Lübnan'daki saldırıyı tek başına mı yaptı, Amerika'dan destek aldı mı? İsrail'in Rairo sinyalleri göndererek Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırının yankısı sürüyor. Amerikan medya kuruluşu Axios çok ilginç bir detayı okurlarıyla paylaştı. Kaynak olaraksa Amerikalı yetkililer gösterildi. Buna göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant saldırıdan birkaç dakika önce ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'i aradı. İsrailli bakan yakında Lübnan'da bir operasyon düzenleyeceğini söyledi ancak detay vermedi. ABD'li bir yetkili İsraillilerin operasyonun ayrıntılarını paylaşmadığını doğruladı. Bununla birlikte Amerikalılar Gallant'ın açıklamasını ciddi bir ön bildirim olarak görmediklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'dan da İsrail saldırısına ilişkin açıklama geldi. Miller gazetecilere bu operasyondan haberimiz yoktu ve dahil olmadık dedi. Ancak uzmanlara göre İsrail operasyonu Amerika ile birlikte gerçekleştirdi. CENTCOM komutanı Michael Eric Krilla'nın 31 Temmuz'daki Haniye ve Şükür suikastlerinde olduğu gibi bu operasyon öncesinde de İsrail'i ziyaretine dikkat çekildi. İsrail bu hamleyle Hizbullah'ın Suriye ve Lübnan'da saldırıları önlemek, Hizbullah üyelerini deşifre etmek için yaptığı öne sürülüyor. Yeni anayasa çalışmaları için gözlerin çevrildiği yeni yasama yılı öncesinde başlayan tartışmalara en yetkili ağız kapıyı kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmaya yer olmadığını vurguladı. Önceliğin Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak olduğunun da altını çizdi. BRICS üyeliği girişimi sonrası yöneltilen Türkiye'nin ekseni kaydı eleştirilerine de yanıt verdi Erdoğan. Yüzümüzü batıya döndük ancak sırtımızı doğuya döneceğimiz anlamına da gelmez dedi. Anayasanın
ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Siyasetin gündemine oturan o tartışma için son sözünü söyledi. Türkiye'nin bayrağını, yönetim şeklini ve başkentini tarif eden ilk 3 maddeyle onları korumaya alan 4. maddenin değiştirilmesi önerisine kapıyı tamamen kapattı. Yeni anayasa çalışmaları öncesinde tüm kesimlere uyarıda bulundu. Maksimalist söylemlerin anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine bilakis ket vuracağını düşünüyoruz. Kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu da şüpheye mahal bırakmayacak şekilde defalarca izah ettik. Biz milletimizi darbe anayasasından bir an önce kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı mesajlarını Ankara'dan verdi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri başarı ödülleri töreninde kürsüdeydi. Türkiye'nin BRICS üyeliği için adım atması sonrası dile getirilen eksen değişikliği söylentileri hedefindeydi. Türkiye olarak yüzümüz elbette batıya dönüktür. Ancak bu doğuya sırtımızı döneceğimiz anlamına kesinlikle gelmez. Siyah beyaz bir dünyada artık yaşamıyoruz. İşbirliğimizi tüm ülkelerle, tüm aktörlerle geliştirmeyi arzu ediyoruz. Erdoğan konuşmasında Türk ekonomisinin geldiği noktaya geniş yer ayırdı. AK Parti'nin ilk kez iktidara geldiği 2002 yılıyla günümüzü rakamlarla kıyasladı. Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Artık trilyonu konuşuyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde ihracatımız 36 milyar dolardı. Biz bunu 7 kat artışla 256 milyar dolara çıkardık. Öyle ki bugün Türk ürünlerinin girmediği neredeyse hiçbir ülke kalmadı. Efendim eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu CHP'de değişen tüzükle ilgili evet dediğim doğru değil ifadelerini kullanırken yeni anayasa tartışmalarında Hüdapar'ın 4. madde çıkışıyla ilgili talebinde daha önce AK Parti'den de geldiğini söyledi. Gittiğiniz zaman bu tartışmaların bir parçası olmak zorundasınız. Gittiğiniz zaman yanlış yapıldığını söylemek zorundasınız. Ben de hani o tür bir tartışmanın içine parçası olmak istemedim doğrusunu isterseniz. O nedenle gitmedim. CHP'de tüzük değişikliklerinin ele alındığı 20. Olağanüstü Kurultay'a neden katılmadığını bu sözlerle açıkladı. Tüzüğe karşı olumlu düşündüğüm doğru değil dedi. Benim tüzüğe evet dediğim, ki bu açıklandı şeyde ben de evet, büyük bir şaşkınlıkla izledim. Hayır böyle bir şey yok yani. Tamam tüzüğün bazı maddeleri o normal olabilir ama temel partilerin de beklediği ön seçim gibi, üç dönem kuralı gibi kuralların daha net ve kişiye özgü esnemeleri yapabilecek düzenlemeleri içermemesi lazım. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100'de Taksim Meydanı programına konuk oldu. Gürkan Hacır ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Masada anayasa değişikliği tartışmaları da vardı. Kılıçdaroğlu Hüdapar'ın 4. madde çıkışıyla ilgili de talebin daha önce AK Parti'den geldiğini söyledi. Zekeriya Bey şöyle bir ifadesi var. Ahmaklara anlatır gibi anlatıyorum diyor. 4. madde kalksın diye. İlk 4 madde tartışmaları yeni değil. Hüdapar mecliste olmadan da ilk 4 madde tartışılıyordu. Bu talep nereden gelmişti daha önce? AK Parti cenahından gelmişti. Kime söylüyor ahmakları anlatırım gibi? Kendi arkadaşlarına söylüyor. Yani ittifakın diğer aktörlerine söylüyor. Kılıçdaroğlu teğmenlerin kılıçlı yemin törenini de canlı yayında değerlendirdi. O genç teğmenlerin, pırıl pırıl evlatlarımızın şeyden sonra, törenden sonra ettikleri bir şey var, yemin var.
bunun hangi cümlesinden, hangi sözcüğünden rahatsızlar? Ben bunu öğrenmek isterim. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçim sürecinde altılı masadan kalkıp geri dönen Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Siyasette normalleşme tartışmalarına da ayrı bir parantez açtı. Masaya kumar masası diyerek ayrılıyorsunuz. Sonra o masaya geri dönüyorsunuz. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybediliyor. Ve sorumlusu o değil. Sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Ya bunda vicdan var mı? Suçlayanlarda da vicdan var mı? Hangi gerekçeyle ayrıldı? Hangi gerekçeyle döndü? Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti. O kadar soruyorum. Bilmiyor muyuz? Benim hepimiz biliyoruz. Açıklama yaptı. Sayın Meral Akşener, o da normalleşti. Partiler ayrı. Her bir parti iktidar olmak ister, değil mi? Doğru. İktidar olmak için ne yaparsınız? Mücadele edersiniz, değil mi? Siz politika üretirsiniz, mücadele edersiniz. Ya normalleşerek iktidar olunur mu? CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayın sonrası çıkışta slogan ve alkışlarla uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Başta parti programı yazımı olmak üzere güncel siyasi konular masaya yatırıldı. Parti sözcüsü Deniz Yücel toplantı devam ederken kameraların karşısına geçti. Erken seçim çağrısını yineledi. Savaş kavramı bu saldırıyla başka bir boyuta taşındı. İsrail'in Lübnan'daki yıkıcı siber saldırıları Orta Doğu'da gergin seyreden tansiyonu daha da yükseltti. Hizbullah'ın kullandığı cihazların uzaktan patlatılmasıyla meydana gelen olaylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gündemindeydi. Adamlar tek tuşla çağrı cihazlarını patlatarak 3000 kişiye zarar veriyor. Tek bir kurşun dahi sıkılmadan 12 kişi öldü, 2800 kişi de yaralandı. Aynı anda yaklaşık 3000 çağrı cihazını patlatan bir siber saldırı Hizbullah'ı felç etti. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Masada parti programı ve güncel siyasi konular vardı. Toplantı devam ederken CHP sözcüsü Deniz Yücel kameraların karşısına geçti. Parti programımızın hazırlıklarıyla ilgili de görüşmeler yaptık. Parti programımız iktidara geldiğimizde 22 yıllık tahribatın ülkeyi sürüklediği karanlık tablodan ülkemizi nasıl refaha çıkaracağımızın yol haritası olacaktır. Yücel partisinin erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi. Bu durumun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ömer Çelik, erken seçim olmayacak, seçim zamanında yapılacak diyor. Çok ama çok yanılıyor. Çünkü halk geçinemiyor. Erken seçimden çekiniyorlar. Çünkü söyleyecek sözleri, yapacak icraatları yok. Türk ordusu yine Irak'ın kuzeyini PKK'lı teröristlere dar etti. Hakurk, Gara, Kandil ve Assos bölgelerinde bulunan terör hedeflerine şok bir hava harekatı düzenlendi. Harekatta 24 terör hedefi yerle bir edildi. Yine uçaklar havalandı, koordinatlar belirlendi. Hedefte İran kuzeyindeki terör inleri vardı. Yerli ve milli mühimmatlarla terör hedefleri yerle bir oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içinde ve ötesinde PKK'lı teröristlere karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. İran kuzeyine düzenlenen yeni harekatın bilgisini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Hakurk, Gara, Kandil ve Assos bölgelerinde PKK'nın sözde sorumluluklarında bulunduğu mağara, sığınak ve depolar hedef alındı. 24 hedef yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında güçlü ve kararlı bir şekilde teröristlerin illerini yerle bir etmeye devam ediyoruz denildi. Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren PKK-PYD'li terörist İstanbul'da yakayı ele verdi. Eylem için geldiği belirlenen o teröristin
üzerinden Filistinli bir kişi adına düzenlenen de sahte kimlik çıktı. Eylem yapmak için Türkiye'ye sızdı ama kaçamadı. PYD'li terörist yakalandı. İstanbul Emniyeti, bölücü terör örgütü PKK-PYD'nin üst düzey sorumlularından Haydar Ali Cuma Kod adlı terörist İmad Al Halaf'ın İstanbul'a sızdığı bilgisine ulaştı. Teröristin PKK-PYD'den verilen talimatla eylemlerine İstanbul'da devam etmek üzere kente giriş yaptığı istihbaratı üzerine adım adım takibe alındı. Saklandığı eve geçtiğimiz günlerde baskın yapıldı. Operasyonla yakalanan teröristin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra dikkat çekmemek için Filistin uyruklu bir kişi adına düzenlenmiş sahte Filistin kimliği taşıdığı tespit edildi. Baskın yapılan adreste yapılan aramadaysa çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyallerde teröristin Suriye kırsalında PYD-YPG saflarındaki fotoğraf ve görselleri ortaya çıktı. Türkiye kendi ürettiği savunma sistemleriyle dünyada artık oyun kurucu rolünde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem ülke güvenliğini sağlamak hem de uluslararası arenada güçlülüğün pekişmesi için milli üretim oranlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Bu alanda ihracat hedefinin 7 milyar olduğunu açıkladı. Savunma sanayisindeki temel amacımız kendi imkanlarımızla üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan temin etmemek ve yerlilik, millilik oranlarımızı sürekli arttırmaktır. Silahlı insansız hava araçları, atak helikopteri, Milgen projesi ve akıllı füzeler. Türkiye savunma sanayiyle dünyada adından söz ettiriyor. Bunun en önemli nedeni de yerli ve milli projelerin artması. Başarısını sahada ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasına girmiş durumda. Kara ve deniz savunma araçlarında dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biriyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi Yetenek Yönetimi Zirvesi programına katıldı. Savunma sanayinin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda bir refah meselesi olduğunu kaydetti. %20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı bugün 80'leri aşmıştır. Milli savunma projesi sayımız ise 1000'i aşmış durumda. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 5 Türk şirketi yer almıştır. Türkiye'nin inovasyon ve Ar-Ge alanındaki atılımlarına dikkat çekti Yılmaz. Savunma sanayi ihracatında hedefi açıkladı. 2024 yılı içinde 171 farklı ülkeye ihracat yapılmış olması takdire şayan bir başarıdır. Geçen yıl ihracatımız 5,5 milyar dolar civarında olmuştu. Bu yıl beklentimiz 7 milyara yaklaşması. Vali atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararnameyle 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 12 ilin valisi mülkiye müfettişi oldu. 16 ilin valisi değişti. Atama kararlarının bazıları ise şu şekilde. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay valisi olan Rahmi Doğan Sakarya valisi oldu. Konya valisi Vahdettin Özkan Manisa'ya atandı. Kırklareli valisi Birol Ekici Şırnak'a atandı. Etimeskut Kaymakamı Naci Aktaş Uşak valisi oldu. Uşak valisi Turan Ergün de Artvin'e atandı. Isparta valisi Aydın Baruş Gümüşhane'ye atandı. Uşak valisi Turan Ergün Artvin'e atandı. Diyelim ve buradan devam edelim. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 348. gününde de devam etti. Gazze şeridindeki pek çok noktaya saldırı düzenlendi. Yine Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu.
İsrail Gazze'yi gece gündüz aralıksız bombalıyor. Yine masum çocuklar İsrail'in acımasız saldırılarında can verdi. Gazze şeridinin batısındaki Şati mülteci kampı hedef alındı. Sivil yerleşim birimleri hava ve karadan bombalandı. Saldırılar sırasında onlarca ev yıkıldı, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Yaralılar sivil savunma ekiplerinin yardımıyla enkazdan çıkarıldı ancak pek çoğu için çok geçti. Abluka altındaki Gazze'nin kuzeyi de İsrail'in hedefleri arasındaydı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aldaraş kampında ise enkaza dönen evin sakinleri sivil savunma ekipleri tarafından böyle kurtarıldı. Bureç mülteci kampında ise Filistinli ailenin evi roketlerle vuruldu. Filistinli aile İsrail'e böyle tepki gösterdi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Ayşenur Ezgi Ege'nin otopsi raporu tamamlandı. Katil İsrail'in göz göre göre Ayşenur'u öldürdüğü de gün yüzüne çıktı. Ömrünü zulme uğrayanlara adadı. Ayşenur Ezgi Ege'nin İsrail tarafından vahşice katledildiği otopsi raporuyla kanıtlandı. Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya gitti. Ayşenur Ezgi Ege 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Ölüm haberi ailesinin yanı sıra tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporu tamamlandı. İlk bulgularda Ege'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu baş yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti olarak tanımlandı. Atışın ise tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu belirtildi. Cenazesi 14. Cesetten 6 adet metalik yabancı cisim çıkartıldı. Suç delili teşkil etmesi nedeniyle incelenmek üzere tutanakla Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği raporda ifade edildi. Otopsi sonucu Ayşenur'un göz göre göre öldürüldüğü kanıtlandı. İsrail İstihbarat Servisi adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 56 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme iki sanığı yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay, 35 sanığı ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 19 sanık ise beraat etti. İnternet uygulamaları üzerinden çevrim içi ekipler kurarak İsrail istihbaratı adına casusluk yapan sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. 19 sanık beraat etti, 35 sanık 6 yıl 8 ay, 2 sanık ise 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnternet üzerinden çevrim içi operasyon ekibi kurulduğu, İsrail gizli servisi Mossad'a bilgi ve belge aktarılarak casusluk yapıldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İddianamede İsrail İstihbarat Servisi'nin internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla uzaktan kaynak temini, canlı kurye ile kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasını amaçladığı anlatıldı. 56 sanık hakkında devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan 20 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 gün süren davada karar çıktı. Mahkeme tutuklu 2 sanığı yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini suçundan ayrı ayrı 8'er yıl 6'şar ay hapse çarptırdı. Tutuksuz 35 sanığa ayrı ayrı 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verdi. Öte yandan 19 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.
Enflasyonla birlikte emekli maaşları 2025'te düşecek. Tabii bu durum beraberinde birçok sorunu da getirecek. Hükümet önlem almak için bu konuda harekete geçti. Emekli maaşları sil baştan olabilir. Bu reform çalışması yapılacak ise en önemli yapılacak şeylerden bir tanesi çalışanların sistemde kalmasını özendirilmesi gerekiyor. Emekli ve aktif çalışan sayısı dengede kalacak. Kök maaş artacak. Hak kaybının önüne geçilecek. Milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. Aylıklarda farklılık var. Bununla ilgili şikayetler var sigortalılardan, emeklilerden. Bir adaletsizlik. Adaletsizlik var. Olduğu konusu gündeme geliyor. İşte bu adaletsizlik ve yeni yılda yaşanması olası sorunlar için hükümet düğmeye bastı. Emekli maaşları için yeni düzenleme gelebilir. Peki masada hangi maddeler var? Kişiler aynı gün prim ödemişler, aynı ücretleri ödemişler ama farklı dönemler olduğu için aylıklarda farklılık var. Bununla ilgili şikayetler var. Yıllar itibariyle aylık güncellemeleriyle ilgili bir şikayet var. Yani sistemin içinde kaldıkça aylıklarının düştüğüne ilişkin. Ve kök maaş artışı. Tabii buradaki yine en önemli meselelerden bir tanesi de kök aylık düzenlemesi. Çünkü bugün taban aylık 12.500 lira ama kök maaşı 12.500 lira olan da var. Yani bu kişiler aynı prim gün sayısına sahip olmamasına rağmen ancak aynı maaşı alıyorlar. Aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü sistemde belli bir ücretin altında çalışıyorsanız ve sistemde kalmaya devam ediyorsanız emekli aylığınız yükselmiyor. Tam tersine düşebiliyor. Öngörülere göre 2025 yılında enflasyon düşecek. Yani bu durumda 2024'te emekli olmak daha avantajlı. Tabii bu durum beraberinde başvurularda yığılmayı da meydana getirecek. İşte bu yığılmanın önüne geçmek için belki düzenleme ile formül değişecek. Emeklilik yerine kişilerin yani çalışanların sistemde kalmayı tercih edecekleri bir yönteme girmeleri gerekiyor. Ekonominin gündemiyle devam ediyoruz. ABD Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Beklentiler faizin aşağı çekileceği yönündeydi ama 25 bas puan mı olur, 50 bas puan mı olur? Orası bir soru işaretiydi. 50 bas puan faiz indirimi geldi efendim. Tam 4 yıl aradan sonra ilk kez ABD Merkez Bankası FED faizi indirdi ve sonuç olarak %4.75-%5 aralığına çekti. 4 yıl aradan sonra bir ilke imza attı. FED politika faizini düşürdü. 50 bas puan aşağı çekti. Piyasaların beklediği gün geldi. ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Banka Eylül ayı para kurulu toplantısının ardından faizleri 4,75-5,00 aralığına çekti. 4 yıl sonra ilk kez faizde indirim yaptı. 50 bas puanlık faiz indirim kararı 11'e karşı 1 oyla alındı. FED'den yapılan açıklamada enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 bas puan düşürülerek %4,75-5,0 aralığına indirilmesine karar verildiği bildirildi. Efendim gün uyanıyor da yarım saati geride bıraktık. Cepteki tehlike hashtagini kullanarak bize X üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programımız içinde sizin mesajlarınıza da yer vermeye çalışacağız. Cepteki tehlike bugünkü hashtagimiz. Devam edelim şimdi burada. İtalya'da Mayıs ayında tutuklanan Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Boyun'un 4 kez müebbet ve 349 yıla kadar hapse istenirken iddianamede Engin Polat ve kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da adının geçtiği ortaya çıktı. Daltonlar çetesinin adı, motosikletle silahlı saldırı, yaralama, yağma, tehdit ve daha birçok eylemde geçiyor. İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu Daltonlar çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 574 sayfalık iddianamede 311 kişi şüpheli, 136 kişi ise müşteki olarak yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede örgütün gelirini başka suç örgütü ya da kişilerden aldıkları öldürme, hırsızlık, yağma gibi eylemler ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği belirtildi. İddianamede Barış Boyun'un İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalar sürerken yeni örgüt üyeleri bularak örgüt kapsamında suç işlemeye devam ettiği, örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatlar verdiği yer aldı.
İtalya'ya kaçan Boyun, Mayıs ayında İtalya'da yakalanarak tutuklanırken iddianamede Boyun'un İtalya'da tutuklu olduğu sırada 3 adet mektup yazdığı belirtildi. Mektupta Boyun'un örgüt işlerini İtalya'da tutuklu örgüt yönetici Tolga Gültepe'nin kardeşi Mert Gültepe'ye devrettiği anlatıldı. İddianamede önemli bir detay daha yer aldı. Dilan Polat'a ait güzellik merkezine geçtiğimiz yıl yapılan iki ayrı saldırının şüphelilerinin de Daltonlar Çetesi üyesi olduğu belirlendi. Engin Polat ve kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da mala zarar verme, silahla tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs gibi suçlardan müşteki olduğu ortaya çıktı. İddianamede Barış Boyun'un tasarlayarak kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit gibi çok sayıda suçtan 4 kez müebbet ve 349 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde başlayacak. İstanbul Esenyurt'ta sokaktaki polislere rağmen bir iş yerini kurşunlayan o şüpheliler yakalandı, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Ne polislere aldırış ettiler ne de sokaktakilere. Peş peşe ateş ettiler. O saldırganlar ve işbirlikçileri kısa sürede yakalandı, adalete teslim edildi. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Saatler 03.20'yi gösterirken gecenin sessizliğini bozdu silah sesleri. Hızla caddeden geçen motosikletten bir iş yerine iki el ateş edildi. O sırada polis ekipleri de orada devriyedeydi. Saldırganlara anında karşılık verdi. Birini bacağından vurdu. Çevredekilerse panikle etrafa kaçıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp-ı Ramili ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Şüphelilerin önce eşkalleri, ardından kimlikleri tespit edildi. Operasyonun düğmesine basıldı. Esenyurt'ta bir adresteydi şüpheliler. Baskın yapıldı. 7 kişi yakalandı. Aramalarda ise 3 adet silah, onlarca mermi ele geçirildi. Şüpheliler tek tek sorguya alındı. İş yerini ateş edenler polisin orada olduğunu bilmediklerini, husumet nedeniyle saldırdıklarını söyledi. O şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 7 kişi adliyeye sevk edildi. Efendim, Polat çiftinin cezaevi günleri bitti. Dilan Polat ise sosyal medya orucunu tamamen bozdu artık. Peş peşe paylaşımlar yapan Polat son videosunda Türk kahvesi içti. Cezaevindeki Türk kahvesinin çok farklı olduğunu söyledi. Akıllara altın tozlu içtiği kahveler geldi. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Kızı be, dibinde duruyor işte, üstünü içiyorum. Altın yaprağı. Değil mi? Altın evet, tozu. Evet aşkım, hepsini koyacağım, hepsini içeceğim. Altın tozu olmadan içemiyordu. Parmaklıklar arkasında normal Türk kahvesini bile zor buldu. Enerji buna. At aşkım, at kendine de güzel kızım. Gittik, Türk kahvesi yok. Çok da önemli de değildi de sonra işte oraya biraz hiç zaman adapte olamadım tabii de. Sosyal medyada paylaştığı şatafatlı hayatıyla ünlü olmuştu. Lüks tutkusuyla dikkatleri üzerine çeken Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmış, ardından tahliye edilmişlerdi. Yeniden o eski paylaşımlar, tırnak içerisinde görgüsüz asla paylaşımlar hani gelecek. Yani hayır, öyle bir şey asla olmayacak. Yani sosyal medya kullanırken de çok dikkatli kullanacağım zaten. Cezaevinden çıktığında sosyal medyadan uzak duracağını söylemişti, ancak o sözünü tutamadı. Arda arda paylaşımlar yaptı. Sesimi çok duymak isteyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mesajlarınız için binlerce mesaj var yani. Son paylaşımında ise parmaklıklar arkasında yaşadıklarını anlattı. Altın tozsuz içemediği Türk kahvesine bile hasret kaldı. Bardağın içine döküyorsun tozu, üzerine su döküyorsun, karıştırıyorsun, kahve oluyor falan. Efendim, geçtiğimiz günlerde İstanbul-Londra uçağı kalkış için hazırlanırken
bir zorba yolcunun öfkesini utanarak ekranlarınıza getirmiştik. Yerini beğenmemişti bu yolcu ama uçaktakileri de küfürleriyle canından bezdirmişti. Neyse ki yaptıkları yanına kar kalmadı. 10 tane fabrikam var demesine rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yok 17'den 8'e atıyorlar. Nedir lan bu? Nedir lan nedir? Bağırdı, çağırdı, uçağı birbirine kattı. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Hakaretleri, istekleri polisin canına tak ettirdi. Uçaktan atılan sözde iş insanının yaptıkları cezasız kalmadı. Kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan? Adamı delirtmeyin oğlum! Olay 14 Eylül'de uçak İstanbul'dan Londra'ya havalanmadan önce yaşandı. Bu yolcu yer tartışması nedeniyle sinirlerine hakim olamadı. Önce kabin görevlilerine küfür etti, ardından koltukları yumrukladı. Bana niye üstten konuşuyorsun? Ha? Sakinleştirmeye çalışılsa da fayda etmedi. Kontrolünü kaybeden adam her defasında ileriye gitti. Bana gelmiş. Abi bana bak. Bak, beni bak, tutuyorsun, bak, beni tutamazsın abi. Niye tutamazmışsın seni ya? Olaya polis memurları dahil oldu. Ancak onun durmaya hiç niyeti yoktu. Herkese zorluk çıkaran bu yolcu fabrika sayısıyla yaptıklarını haklı buldu. Benim 10 tane fabrikam var. Olabilir. Ya beni bırak. Ya beni bırak. 500 tane fabrikam da olabilir. Benim 10 tane fabrikam. Ya boş. Seni. Sonunda kelepçeyle uçaktan indirildi. Londra yerine kendini karakolda buldu. Ayrıca kara listeye alınan yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yok 17'den 8'e atıyorlar. Nedir lan bu? Geçtiğimiz yıl ailesiyle tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ilk kez konuştu. Defalarca ameliyat geçirdiğini söyledi. Kazanın ardından hayatında neler değiştiğini de anlattı. Ben tekneye bindiğimi hatırlamıyorum. 9 gün sonra Amerikan Hastanesi'nde İstanbul'da kaptığımda... Tekne kazasıyla ilgili ilk kez konuştu. Başhekime ilk sözlerini anlattı. Sorduğum şey, herkes hayatta mı? Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Yunanistan adalarında ailesiyle tekne kazası geçirdi. Ali Sabancı ağır yaralandı. Haftalarca tedavi gördü, sağlığına kavuştu. Geçirdiği kazayla ilgili hiç konuşmayan Sabancı sessizliğini bozdu. Motor kazası yaptım ben. Deniz motoru. Ben sürüyordum. Karımın buradan buraya suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 tane ameliyat oldum. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada Allah rahmet eylesin biri suya düştü, kayaya çarptı, öldü. Kazanın ardından hayatında nelerin değiştiği sorusuna yanıt verdi. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz yani. Artvin'i 2 gündür etkisi altına alan sağanak bazı ilçelerde sele döndü, dereler taştı, yollar çöktü. Selin ardından meydana gelen heyelanda köy yollarını ulaşıma kapattı. Valilik onarım çalışmalarının tamamlanarak kapalı yolların açıldığını duyurdu. Yurdun en yüksek noktasındaki Ağrı Dağı ise karla kaplandı. Fırtınayla beraber gelen kar yağışı dağcılara zor anlar yaşattı. Sağanak bir durdu, bir başladı ama bitmedi. Kenti bu hale getirdi. Caddeler arası hep suyla doldu. Sağanak Artvin'i 2 gündür etkisi altına aldı. Arhavi ve Hopa ilçelerinde yollar çöktü. Kapisra deresinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Eğer ki bu istinat duvarları yapılmamış olsaydı bugün bu su Arhavi'nin içerisine girecekti. İlçe merkezinden geçen Kapisra deresinin sağanakla birlikte debisi yükseldi. 3 yıldır derede ıslah çalışmaları yapılıyordu. Taşma riski olan derenin kenarlarına perde duvarlar yapıldı. O duvarlar suyun şehir merkezine taşmasını önledi ancak derenin diğer kenarında Ortancalar Karayolu'nda çökme yaşandı. Perde duvarların özellikle bu cephede yapılmadığını görüyorsun. Daha sonrasında zaten kısa zamanda bu bölgede de çalışılacaktı. Aynı durum Hopa'da da yaşandı. Sundura Deresi taştı, yolun bir kısmı çöktü. Ekipler dolgu ve onarım çalışması başlattı. İşte bir ana yol. Erzurum'a kadar gidiyor bu yol. Hopa'da şiddetli yağışa çay toplarken yakalanan bir kişi de mahsur kaldı. İmdadına AFAD ekipleri yetişti.
Borçka'da ise İçkale Deresi taştı, havza boyu ilerleyen Çoruh Nehri ile buluştu. Sağnağın ardından meydana gelen heyelanlar Arhavi, Borçka ve Hopa'da toplam 32 köy yolunu ulaşıma kapatmıştı. Belediye ekipleri onarım çalışmalarını tamamladı. Kapalı tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Burası da Ağrı. 5137 rakımlı Ağrı Dağı'nda yoğun kar ve fırtına etkili oldu. Dağcılar zor anlar yaşadı. Fırtınaya rağmen tırmanışı bırakmayan dağcılar zirveye çıkmayı başardı. Orta ve Doğu Avrupa'yı vuran Boris fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışların bilançosu da ağırlaşıyor. Sel felaketinde can kaybı 22'ye yükseldi, 10 binlerce kişi de tahliye edildi. Zarar gören ülkelerin toparlanması için milyonlarca euroya ihtiyaç var. Orta ve Doğu Avrupa Boris fırtınasının yaralarını sarmaya çalışıyor. Aşırı yağış nedeniyle Polonya, Avusturya, Çekya ve Romanya'da geçtiğimiz hafta su baskınları yaşandı. Kötü hava koşulları ve sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen 4 ülkede can kaybı da 22'ye yükseldi. Onlarca kişi ise kayıp. Arama kurtarma ekipleri kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Ölümlerin büyük bölümü su baskınlarına evlerinde yakalananlar ya da araçla sele kapılanlar olduğu açıklandı. Boris fırtınasının vurduğu ülkeler adeta savaş alanı gibi. Selin yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çabalara rağmen sokaklar yoğun balçıktan hala arındırılabilmiş değil. Ancak hala pek çok noktada sular tahliye edilemedi. 80'den fazla nehir için verilen alarm hala devam ediyor. Selin en çok etkili olduğu Polonya'da okullar tatil edildi. Binlerce kişi yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Sivil savunma ekipleri selden etkilenenlere gıda desteği sağlıyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, felaketin izlerini silmek için 230 milyar euro bütçe ayırdıklarını açıkladı. Normale dönmenin zaman alabileceğini açıkladı. Sakarya'da tonlarca istavrit avlandı. Mersin'de karides, barbun, istavrit bolluğu vardı. Av yasağının bitmesiyle birlikte 1 Eylül'de sezona giriş yapan Trabzon'daysa palamutlar rotasını değiştirdi, Rusya'ya doğru göç başladı. İlk günler yaşanan o bolluk şimdilerde biraz hız kesti. Kimi balıkçılar avdan mutlu, kimi de sıcak havaların devam etmesinden dolayı umutsuzluğa kapıldı. Şimdi Sakarya, Mersin ve Trabzon'da sezonun nasıl başladığına ve nasıl devam ettiğine gelin birlikte bakalım. Bir kilo, kiloluk abi. Vira bismillah dediler, körfeze açılıp çeşit çeşit balıklarla kıyıya döndüler. Kimi balık bolluğundan mutlu. Çok güzel bir sezon geçecek. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda böyle bir balıklar tutulmadı. Kimi de hava sıcaklıkları sebebiyle balıkların göç etmesinden endişeliydi. Masraflar çok ağır. Havalarda biraz sıcak gidiyor. Artık balık fiyatları nasıl olacak bilmiyoruz. Görüntüler Mersin'den. Mersinli balıkçıların çeşit çeşit avlandığı balıklar teknelerde ayıklandı, temizlendi, tezgahlarda yerini almak üzere kasalara konuldu. Sezona her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 gün geç başlayan Mersinli balıkçılar bereketli giriş yaptı. Sezonu açtık. 15'ini 16'ya bağlayan gece bir de fırtına vardı. Ama fırtınaya rağmen işte zor bela arkadaşlar çalıştı. Bu sezon Mersin'de karides, barbun, turna ve istavrit bolluğu yaşandı. Vatandaşlara inşallah uygun şekilde balıklarımız tezgahlarımıza yansır. Bana mı taban? Burcu bir kilo. Bir denesi bir kilo gelin.
Burası da Trabzon. Sezona 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle başladı Trabzonlu balıkçılar. Ancak ilk günler palamut bolluğu yaşanırken günler sonra palamut avı hız kesti. Eylül 1'deki yoğunluk palamut yok yani diyebiliriz. Eskiye nazaran 3'te 1 azaldı yani. Geri de dönebilir ama dediğim gibi şu anda yoğunluk Rusya taraflarında. Palamut soğuk sulara göç etmeye başladı. Haliyle fiyatlar da neredeyse 2'ye katlandı. Balıkçıların da keyfi kaçtı. Satışı da haliyle olmadığından dolayı fiyatlar da yukarı çıktı. 50 liraya başladık, 40 liraya başladık. Balık da azalınca tekrar 75'e çıktı. Sakarya'da ise balıkçıların yüzü istavritle güldü. 10 ton istavrit avlayan balıkçılar bu sezondan oldukça umutlu. Biz bu kadar beklemiyorduk ama bizi de şaşırttı. 10 ton balık çok güzel bir sezon geçecek. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda böyle bir balıklar tutulmadı. Efendim size bazen böyle hayvanlarla ilgili haberler aktarıyoruz. Bazıları çok üzücü oluyor. Biz de bu haberleri size aktarırken öfkeleniyoruz, utanıyoruz. Bazı canilerin hayvanlara işkence ettiği haberlerini aktarıyoruz. Ama şimdi sırada tam bize yakışır, Türk toplumunun değerlerine yakışır, bizim vicdanımıza yakışır bir haber paylaşacağız sizlerle. İzmir'de gerçekleşti bu iş insanı Can Şafak Uzsoy. Yaralı, felçli, şiddet görmüş, sokağa terk edilmiş 36 köpek ve 7 kediye fabrikasının kapılarını açtı. İnşallah herkese de örnek olur. Uzsoy 43 sokak hayvanına umut oldu. Bugün şu anda 36 tane, hepsi sokaktan kurtarılmış, hepsinin ayrı ayrı hikayesi olan köpeğimiz var. Yani 36 köpek, 7 tane de hikayesi olan kedimiz var. Kimi sokağa terk edilmişti, kimi hastalığın pençesindeydi, kimi de şiddet görmüştü. Yani biz onları cehennemden alıp resmen cennete getirdik. Yani burada şu anda hepsi çok mutlu mesut yaşıyor. İzmir'de yaşayan iş insanı Can Şafak Uzsoy, yaralı, hasta veya dışlanmış olan 36'sı köpek ve 7'si kedi olmak üzere 43 sokak hayvanına umut oldu. Etrafta gördüğümüz muhtaç hayvanı, yaralıyı, hastayı toparlayıp tedavi edip bünyemizi kattık. Uzsoy fabrikasının kapılarını sokak hayvanlarına açtı. Beslenme, tedavi ve bakım masraflarının dışında çalışanlarıyla birlikte sevgi ve ilgi gösterdiği bu hayvanların yaşadığı zorlukları geride bırakmalarına olanak sağladı. Bu kadar küçük ölçekli bir şirkette bu imkanlarla 36 tane köpek, 7 tane kediye bakabiliyor. Kurum yani okul, hastane, askeriye, oteller, bunlar her biri en az bir kedi köpeğe ekstra bir masrafa girmeden sadece artık yemekleriyle bile bakabilirler. Yaşadıkları travmaları geride bırakan sokak hayvanları fabrikada özgürce dolaşıyor. Çalışanların ilgi ve sevgisiyle huzurlu bir şekilde yaşam sürüyor. Şu an çok iyi duruyor. Beyaz Perde'de bu hafta yepyeni filmler gösterime giriyor. Gelin şimdi derlediğimiz filmlere birlikte bakalım. Merakla beklenenler vizyona giriyor. Sinema severler ikisi yerli 8 yeni filmle buluşuyor. Bu keşif ekibine katılamayan Arzıl Denizaltı. Binlerce yıldır savaştayız. Heyecanla bekleniyordu. Nihayet o gün geldi. Transformers serisi yeni animasyon filmiyle beyaz perdede. Hazır mısın? Hem de her zaman. Hadi başlayalım. Bu filmde serinin tamamı bilgisayar animasyonundan oluşuyor. Hikaye serinin başlangıcına, yaklaşık 3 milyar yıl öncesine dönüyor. Yani birbirine düşman Optimus Prime'la Megatron'un yakın arkadaş olduğu dönemi. Her ne olursa olsun. Bu neydi? Koordinatları gönderiyorum. Saldırıyorlar. Yönetmen koltuğunda Josh Cooley'nin oturduğu film Transformers hikayesini çizgi romanlardaki gibi yansıtacak. Seyirci yeminli iki düşmanın kaderini değiştiren anlatılmamış hikayesiyle karşılaşacak. Gücü Primus. Sizdeki gücü görüyor. Şartlarını alın ve gerçek potansiyelinize ulaşın.
Haftanın korku kategorisinde ünlü bir Disney karakteri var. Ancak hiç alışık olmadığımız bir halde. Mickey Mouse antik kahraman olarak geri dönüyor. Seyirci bu filmde bir seri katilin hikayesini izleyecek. O katil Mickey Mouse kostümüyle korku dolu anlar yaşatacak. Filmin başrolündeki Alex'e arkadaşları bir doğum günü sürprizi hazırlar. Maskeli katil bu sürprizi ölümcül bir oyuna dönüştürür. Alex ve arkadaşları bu oyuna katılmak zorunda kalır. Bakalım hayatta kalabilecekler midir? Bunları çok özledim. Söyle gelsinler artık. Haftanın dram kategorisinde yerli bir film var. İhsan Taş imzalı Dedemin Gözyaşları. Film, lösemiyle mücadele eden Mustafa ve dedesi Kemal'in sevgi dolu mücadelesini anlatıyor. Küçük bir sahil kasabasında mutlu yaşayan dede ile torunun hayatı kanser hastalığıyla değişir. 10 yaşındaki Mustafa löseminin pençesine düşer. Halk dram seviyor oğlum, halk dram seviyor. Mustafa'nın hastalığı herkesi derinden etkiler. Bu zorlu süreçte dede Kemal kimliğini gizleyen bir muhabirle tanışır. Muhabirin haber peşinde koşması beklenmedik olayların fitilini ateşler. Mustafa! Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, dokunaklı hikayesiyle seyirciyi beyaz perdeye bekliyor. Muhteşem projemde bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftanın komedi kategorisinde Fatih Yıldırım imzalı Hükümet Bey filmi var. Sen kimsin de kesiyorsun sahneyi hadsiz? Başrolündeki yönetmen Mehmet'in hayalinde bir korku filmi çekmek vardır. Bunun için Şanlıurfa'ya gider. Ancak bütçesi oldukça kısıtlıdır. Prodüksiyon işi yaptım sana. Senin sadece çekim yapacaksın, oyuncular da oyununu oynayacak. Rahat ol. Üç eşi olan köy ağası Hükümet Bey, film çekimlerinde oyuncu Fadile ile karşılaşır ve aşık olur. Film çekimleri bu aşkın etrafında eğlenceli bir hal alır. Kesti. Daha sahne başlamış, film bitti. Nasıl خونه خالی و بچه‌ها رفتن. Haftanın kalpleri ısıtacak ödüllü filmi İran yapımı En Sevdiğim Pastam. Lağal mesela yekü pedo komutanı boş telefonu. Film yalnızlığını aşkla değiştirmek isteyen bir kadının sürprizlerle dolu yolculuğunu anlatıyor. Şamon çeşidi başka ne bileyim ya. Tahran'da yaşayan Mahi'nin hayatı arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği restoranda değişir. Beklenmedik bir karşılaşma Mahi'nin kalbini yeniden aşkla doldurur. Hoşum kası. Mahin ve hoşlandığı adamın güzel bir akşam geçirme planı unutulmaz bir maceraya dönüşür. Gerçek hayattan bir kesit sunan film, şefkatli aşk hikayesiyle seyircinin de kalbine dokunacak. Ben pişirdim. Henüz heyli karamundi ki bu kadar. Heyli karamundi. Şu depolamada ciddi hata. Vücudun artık keşfe uygun değil. Ve haftanın animasyonu Harika Kanatlar Dünya Turu. Bu keşif ekibine katılamayan Arzıl denizaltı. Denizlerin derinliklerinde kaybolan bir dünya, keşif peşindeki cesur denizaltıyla canlanır. Çok sayıda canlı yok oldu. Çeşitli bölgelerde ekolojik çevre ciddi şekilde etkilendi. Okyanus yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Arızalı denizaltı Koma bu tehlikeye karşı keşif ekibine katılmak ister. Okyanusu kurtarmaları için yalnızca 80 gün vardır. 80 gün sonra şeytanın gölgesi çarpıştırıcıyı çalıştıracak. Koma bu kriz sırasında süper bir dönüşüm geçirir ve ekibe katılır. Bakalım Harika Kanatlar 80 günde okyanusu kurtarabilecek midir? Burada ne oluyor? Gelecekteki de o haklıydı. Bu sefer benzersiz olacağım. Okyanus koruyucusu, hadi gidelim. Gülüşmeler
Gün uyanıyor da bir saati geride bıraktık. İki saat daha sizlerle birlikteyiz efendim. Cepteki tehlike hashtagini kullanarak bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Her birine yayın içinde yer vereceğim. Aynı zamanda benim hesaplarıma da mesajlarınızı atarsanız cepteki tehlike hashtagiyle günün gündemi başlıklarını konuşurken sizler de buna dahil olursunuz. Peki neyden bahsediyoruz cepteki tehlike derken? Elbette Lübnan'daki patlamalardan. İkincisi yaşandı efendim. 17 Eylül Salı akşamı hatırlayacaksınız ilk patlama meydana gelmişti. Tüm dünyanın gündemine oturmuş bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Lübnan Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarını adeta bir bomba gibi kullanmıştı ve daha ilk patlamanın şokunu atlatamadan İsrail ikinci bir siber saldırı düzenledi. Boyut değiştirmiş oldu aslında savaş. Alan da değiştirdi belli ki. Bu kez Hizbullah grubunun kullandığı el telsizleri ve ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı bu ikinci saldırıda 14 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Önce çağrı cihazları, ardından telsizler. Hizbullah'ın kalesinde ikinci siber saldırı gerçekleştirildi. Lübnan, çağrı cihazlarının patlaması olayının şokunu daha atlatamadan yeni bir siber saldırıyla sarsıldı. Bu defa da Lübnan'ın Tire ve Beyrut kentlerinde Hizbullah'a ait yaklaşık 500 çağrı cihazı patladı. Patlama sesinin yükseldiği bir noktada ilk siber saldırısında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alan oldu. Cenaze törenine katılanlara telsizlerin kapatılması çağrısında bulunuldu. Telsizlerin infilak etmesiyle kentin birçok noktasında can pazarı yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ikinci saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Telsizlerin Hizbullah tarafından 5 ay önce çağrı cihazlarıyla aynı zamanda satın alındığı belirtildi. Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hasem Safidini, örgütün yeni bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirtti. Safidini, saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Bir başka açıklamada Birleşmiş Milletler'den geldi. Genel Sekreter Antonio Guterres, çağrı cihazı patlamaları hakkında sivil nesnelerin silahlaştırılmamasının çok önemli olduğunu belirtti. Guterres tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cuma günü Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarını görüşecek. Lübnan genelinde Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerdeki patlamaların ardından İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Gallant, odaklarının Lübnan cephesine kaydığını ve bu savaşta artık yeni bir aşamanın başladığını söyledi. Hizbullah'ın önce çağrı merkezleri, ardından el telsizleri siber saldırılarla patlatıldı. Dünya Beyrut'ta düzenlenen dijital saldırılarla diken üstünde. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan saldırılar sonrası itiraf gibi açıklama geldi. Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğunu düşünüyorum diyen Gallant, uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor sözleriyle savaşı daha geniş alana ve zamana yayacaklarının mesajını verdi. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette konuşan Gallant, İsrail'in kuzeyindeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savundu. Gallant açıklamasında güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz dedi. İsrail ordu komutanı ise henüz devreye almadığımız birçok kapasitemiz var. Aşamalı olarak önceden planlıyoruz. Her aşamada Hizbullah'ın ödeyeceği bedel yüksek olacaktır dedi. Yeni güne başlarken gazetelerin manşetleri bize neler diyor? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle Milliyet gazetesinden başlıyoruz. Milliyet gazetesinin manşetinde bombaların üstündeyiz haberi var. Elbette Lübnan'dan gelen bu haberlerin ardından sizlerden de böyle mesajlar alıyoruz.
Ki hatırlatalım, hashtagimiz cepteki tehlike bugün. Sizce gerçekten cebimizde tehlike taşıyor muyuz? Sizden aldığımız mesajlarda bunu komplo teorileri olarak görenler var. Ciddi bir tehdit olarak görenler var. Peki uzmanlar neler diyor? Gelin haberde detaylarına birlikte bakalım. İsrail'in çağrı cihazları ile Hizbullah'ı vurması ev cihazları ve yeni nesil otomobilleri de akıllara getirdi. Uzmanlar yanıtlamış gerçekten tehlike altında mıyız diye. Hemen örnek verelim. Siber güvenlik uzmanı Demircan şunu diyor. En göz ardı edilen en kritik internete bağlantı görevi olan cihaz, yani modemler aslında çok kritik. Eğer modemimiz bütün akıllı cihazlarımıza bağlıysa oradaki bir zafiyetten dolayı erişim sağlanabilir. Uzaktan erişim sağlanan her türlü cihazda manipüle edilebilir, her türlü patlama gerçekleştirilebilir diyor. Aslında korkutucu da bir açıklama bakarsanız, modem tehlikesine dikkat çekmiş Osman Demircan bu noktada. Çağrı cihazlarını vurmasıyla birlikte artık şu anda diken üstündeyiz desek yeridir diyelim ve buradan bir diğer haberimize geçelim efendim. Bir diğer haber, CHP yol haritası çıkardı diyor bizlere. Özgür Özel Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 24-27 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak CHP lideri Özgür Özel. Sosyalist Enternasyonel'in New York'taki toplantısına katılacak olan Özel, Ankara Deklarasyonu'nu sunacak. Kurmaylar Genel Başkan'ın nerede olduğu belli olacak dedi aynı zamanda. Merkez Yürütme Kurulu'nda yeni dönemin yol haritasını şekillendirmek üzere gölge kabinenin yeni dönemi, tematik mitingler, seçim kampanyası hazırlıkları ve il ziyareti konuşuldu. CHP yol haritasını çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Çağrı cihazların infilak etmesiyle gerçekleştirilen İsrail saldırısı nedeniyle üzüntüsünü iletti. Erdoğan, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu. İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarınınsa son derece tehlikeli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini de söyledi. Efendim, İsrail Lübnan'a o geniş çaplı siber saldırıyı düzenledi. Hackerlar Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarına sızdı ve cihazlar bomba gibi havaya uçtu. Ölenler oldu, yaralananlar oldu. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkinde pek çok soru işareti var, pek çok da iddia var. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail İstihbarat Örgütü Mossad'ın Tayvan yapımı cihazlara patlayıcı yerleştirdiğini öne sürdü. İsrail, Lübnan'a yönelik tarihin en kanlı ve en sıradışı eylemlerinden birini gerçekleştirdi. Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarını uzaktan bomba gibi patlattı. Peki çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü? Amerikan New York Times gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Mossad, Lübnan'a ithal edilen Tayvan yapımı çağrı cihazlarına patlayıcı madde yerleştirdi. Daha sonra cihazlara Hizbullah liderinden gönderilmiş gibi bir mesaj geldi. Bu da patlayıcıları harekete geçirdi. Cihazları üreten Tayvanlı şirket Gold Apollo iddiaları yalanladı. Cihazların Avrupa'da kendi markasını kullanma hakkına sahip bir firma tarafından yapıldığını söyledi. Bir başka iddiaya göre cihazların aşırı ısınan pilleri patlamalara sebep oldu. Reuters'a konuşan uzmanlar, pilin tek başına bu etkiyi yaratması mümkün değil dedi. CNN International ise patlamaların Mossad ve İsrail ordusu arasındaki ortak bir operasyonun sonucu olduğunu yazdı. İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlatarak gerçekleştirdiği bu saldırının yankıları sürüyor, bir süre daha da sürecek gibi. Saldırının öncesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da Aksaray'da yaptığı bir açıklama vardı ve yeniden gündem oldu.
O açıklamada Bayraktar bakın neye dikkat çekmişti. İsrail, Lübnan'a yönelik siber saldırı düzenledi. Bir markaya ait binlerce çağrı cihazı adeta bomba gibi patladı. O saldırı öncesi Selçuk Bayraktar'ın yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Artık küresel konumlama sistemleri biliyorsunuz saatlerin içine kadar gidiyorlar. İsrail'in saldırısı sonrası Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması nedeniyle aralarında Hizbullah üyelerinin de olduğu en az 12 kişi öldü, 2800 kişi yaralandı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran patlamalar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 14 Eylül'de Aksaray'da düzenlenen Teknofest roket yarışmasında yaptığı açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Bayraktar açıklamasında küresel konumlama tehdidine dikkat çekti, gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Artık küresel konumlama sistemleri biliyorsunuz saatlerin içine kadar gidiyorlar. Araçların içinden telefonlara her şeyde var. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik. İsrail'in Hizbullah'ı çağrı cihazlarıyla hedef alması tüm dünyada büyük yankı yarattı. Peki Türkiye'de benzer bir tehlike var mı, olabilir mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu söz konusu cihazların Türkiye'de kullanılmadığını anlattı. Bir risk yok dedi. Narin Güran cinayetini aydınlatması beklenen o WhatsApp yazışmaları içinse Meta görüşmelerinin hala devam ettiğini söyledi. Ancak silinen mesajların geri getirilemeyeceğini de vurguladı. Bizim siber güvenlikle ilgili hem bakanlığımızın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu hem de diğer devletimizin bütün ilgili kurumlarıyla işbirliği halindeyiz. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik siber saldırısı, Küçük Narin cinayetinde silinen WhatsApp mesajları ve kişisel verilerin çalındığı iddiası. Akıllarda yer eden soru işaretlerinin yanıtı için gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun üzerindeydi. Kullanılmadığını genel anlamda söyleyebilirim. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını şu an için söyleyebilirim. Hizbullah'ın iletişim amacıyla kullandığı eski çağrı cihazlarının infilak etmesiyle oluşan saldırının Türkiye'de olması ihtimaline kapıyı kapattı. Bakan Uraloğlu, cihazların yenileme sürecinde içine patlayıcı yerleştirilme ihtimalinden bahsetti. Alınacak ve alınması gereken tedbirler gerçekten çok. Yani ülkemizi ne kadar millileştirirsek, ne kadar yerlileştirirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz. 8 yaşında vahşice katledilen Narin Güran soruşturması da soruldu Uraloğlu'na. Cinayet düğümünü çözmesi beklenen WhatsApp yazışmalarının geri getirilemeyeceğini anlattı. Meta özellikle şunu söylüyor. Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla biz bunları verme imkanımız yok. Hani vermiyoruz değil, verme imkanımız yok. Ulaşabildikleri bilgileri emniyet ve yargıyla paylaştıklarının altını çizdi Uraloğlu. Pandemi döneminde 85 milyonun kişisel verilerinin çalındığı iddiasına da yanıt verdi. Bugünün Türkiye'sinde gerçekten böyle bir sızıntı da yok, sızıntı riski de yok ve böyle bir gündem de yok. Tamamen suni bir şekilde bu gündem oluşturulmaya çalıştı. Böyle bir sızıntı güncel olarak söz konusu değildir. İsrail'in Hizbullah'ın çağrı cihazlarını infilak ettirmesi dünyada bir ilk oldu. Ancak tek değil. Modern savaş teknikleri giderek artık daha yaratıcı bir hale almaya başladı. Peki bu ileri teknoloji yöntemleri nasıl işliyor? Bugün dünya genelinde kullanılan en ilginç saldırı tekniklerine gelin hep birlikte bir göz atalım. Tarihler ilerliyor, teknoloji gelişiyor. Savaş stratejileri de bu oranda gelişiyor. İsrail, Hizbullah'a daha önce eşi benzeri görülmemiş saldırının ardından teknolojinin kötü amaçlar için kullanılması tedirginlik yarattı. İsrail'in bu saldırısı türünün tek örneği. Ancak ileri teknolojiyle geçmiş tarihlerde ilginç saldırılar da gerçekleştirildi.
Tarihler 2010 yılının Haziran ayı. ABD ve İsrail tarafından İran'ın nükleer programını sabote etmek için Stuxnet adında bir virüs geliştirildi. İran'ın kontrol sistemlerine sızan bu zararlı yazılım, İran'ın nükleer çalışmalarını yavaşlatmayı başardı. Bu saldırı sonrası dünya ilk kez bir bilgisayar virüsünün fiziksel altyapıyı hedef alabileceğine tanık oldu. 2016 yılında Küba'da görev yapan ABD ve Kanadalı diplomatlar gizemli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Sonic Attack olarak adlandırılan bu saldırılar diplomatlarda baş ağrısı, baş dönmesi ve hafıza sorunları gibi belirtiler gösterdi. Mikrodalga ve ultrasonik dalgalarla yapılan bu saldırılar birçok tartışmayı beraberinde getirdi ve diplomatik ilişkilerde gerilime neden oldu. 2018 yılında Suriye'deki çatışmalarda Rusya GPS karıştırıcı kullandı. Rus hackerlar düşman hedeflerinin navigasyon ve hedefleme sistemlerini bozdu. Bu teknoloji özellikle uçakların ve gemilerin güvenli operasyon yapmasını zorlaştırdı. 2018 yılından sonra GPS karıştırıcılar modern savaşlarda önemli bir silah haline geldi. 2009 yılında Irak'ta ABD ordusuna ait insansız hava araçlarının video yayınları basit bir yazılım kullanılarak İran destekli gruplar tarafından ele geçirildi. Bu olay düşmanın operasyonlarını uzaktan izleme ve stratejik avantaj elde etme açısından önemli bir olay olarak kayda geçti. Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Altılı Masa sürecinde Zafer Partisi ile yapılan o protokol de soruldu. Kılıçdaroğlu bakanlık sözü verilmedi dedi. Bu sözlere ise yanıt gecikmedi. Özdağ canlı yayına bağlandı ve ikili arasında protokol polemiği yaşandı. Ümit Özdağ'la imzaladığınız protokol sonrasında özellikle seçimden sonra çok tartışıldı. Kendisi çıktı dedi ki bana hem MİT müsteşarlığı hem de İçişleri Bakanlığı vaat edildi. Çeşitli yok efendim, bakanlıklar öyle vaat bir şey edildi. Yok. Kılıçdaroğlu böyle bir şey yok dedi. Özdağ ise protokolü paylaştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 ekranlarına konuk oldu. Taksim Meydanı programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı sözü verip vermediği soruldu. Kendisi çıktı dedi ki bana hem MİT müsteşarlığı hem de İçişleri Bakanlığı vaat edildi. Çeşitli yok efendim, bakanlıklar öyle vaat bir şey edildi. Yok. Ümit Özdağ doğru mu söylemiyor? Siz, yani o dönem ne oldu tam olarak? Siz gazetecisiniz. O dönem iki protokolde açıklandı. Protokolde böyle bir şeyler var mıydı? Gizli protokol olduğunu iddia ediyor Sayın Özdağ. Hayır işte ikisi iki tane protokoldü. Birisi kamuoyuyla paylaştık, diğeri paylaşılmayandı. O da açıklandı. Paylaşılmayandı. Tabii o da açıklandı. Yok böyle bir şey. Böyle bir anlaşmanın olmadığını bu sözlerle reddetti. Bugün olsa yine böyle bir protokol imzalar mısınız efendim? Bugün koşullar farklı. Yani yanlış yapılmış mı o dönemde de yanlış yapmış mısınız? Bir oya bile ihtiyacınız var. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin üzerine Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Biz kendisine sorduk. Bu bakanlıkları verme yetkiniz var mı? Evet, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtesine düşen bakanlıklar ve ben de bu bakanlıkları size verebilirim dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Protokolü paylaşacağım dedi. Bu protokol öyle kolay oluşmuş bir protokol değil. Bu protokolün üzerinde Kemal Bey kendi el yazısıyla da çalıştı. Şimdiye kadar ben Kemal Bey'in kendi el yazısıyla çalıştığı protokolü hiç gündeme getirmedim. Ama yarın kendi el yazısıyla yaptığı değişikliklerle bu protokolü açıklayacağım. Programdan dakikalar sonra Özdağ sosyal medya hesabından imzalanan protokolü paylaştı. Paylaşımında TV100'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği protokoller inanılır gibi değil notunu ekledi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesinin kaldırılması yönündeki o çıkışı tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bu konuda net konuştu. Bu talebe bütün kapıları kapattı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da tepki gösterenler arasındaydı. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz dedi. Ahmağı anlatır gibi tek tek söyledi. Buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. O zaman onların bile anlayacağı bir şekilde söyleyeyim. Biz anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Bu sözler siyasetin en tartışmalı başlığı durumunda. Yeni anayasa çalışmalarının hız kazanması beklenen yeni yasama dönemi öncesi Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dikkat çeken çıkışı polemik konusu oldu. Anayasanın 4. maddesine karşıyız, tamam mı? Anladınız mı? Bayrak, yönetim şekli ve başkenti tarif eden ilk 3 maddeyi koruyan 4. maddenin kaldırılması talebine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da kapıları kapattı. İlk 3 maddenin ve ilk 3 maddeye ilişkin değiştirilmezlik ilkesinin korunması gerekir. Değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatidir. Söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu talebe sert tepki göstermiş, Hüdapar üzerinden Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi eleştirmişti. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hem Özel'e yanıt verdi hem de ilk 4 madde için net konuştu. Özgür Özel'in anayasa konusundaki zırvalarına, densizliklerine ne demeli? Hiç kimse, hiçbir kurum Milliyetçi Hareket Partisi'ni anayasanın ilk 4 maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP yıllardan beri anayasanın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz. Sizlerin şahsında... Türkiye'nin milli savunma sanayinde elde ettiği başarı dünyanın dilinden düşmüyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar başka ülkelerin askeri gücüne de katkı sağlıyor. ABD merkezli bir kuruluşun hazırladığı son rapora göre Türkiye şu an dünyanın en büyük İHA ve SİHA tedarikçisi. Sahadaki başarılar ihracatı arttırdı. Dünyanın en büyük tedarikçisi oldu. Türkiye Milli Savunma Sanayi'nde çığır açtı. Performanstaki yükseliş ABD merkezli kuruluş SINES raporuna da yansıdı. Raporda ülkelere ait askeri SİHA ve İHA'ların küresel pazardaki payı yer aldı. Buna göre Çin, Amerika ve Türkiye 2018'den bu yana 40 farklı ülkeye toplam 69 İHA satışı yaptı. Bu satışların %65'ini Türkiye gerçekleştirdi. Çin %26'da kaldı, ABD %8'le en düşük orana sahip. 2021'e gelindiğinde Türkiye Çin'i solladı. Dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi konumuna geldi. Bir yıl sonra ise 6 yeni ülkeye tamamı Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ler yollandı. Rapora göre başlıca çatışma bölgeleri olan Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki başarılar Türk İHA-SİHA'larını zirveye taşıdı. Bayraktar Akıncı TİHA milli olarak geliştirilen Kızıl Ötesi arayıcı başlıklı güdümlü mühimmatla Tolunay Arla gerçekleştirdiği atış testini tamamladı. Hedefi yine şaşırmadı. Tam isabetle vurdu ve hepimizin göğüslerini kabarttı. 3, 2, 1. Bismillah. Ateş. Milli imkanlarla geliştirildi. Hedefi tam 12'den vurdu. İlk testini de başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracına yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu defa Aselsan tarafından geliştirilen ve Kızılötesi arayıcı başlığa sahip Tolun Ayar test edildi. 3, 2, 1, Bismillah, ateş. Test Tekirdağ Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapıldı. 3 adet Tolun Ayar mühimmatı ile havalandı. Atış testi icra etmek üzere 22 bin fite kadar çıktı. Tolun hedefe kilitlendi. Zırhlı personel taşıyıcı tam isabetle vurdu.
Tolunayar 80 kilometre atış menziline sahip. En önemli özelliği çift yönlü veri bağıyla merkeze görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Bu sayede son ana kadar insan yönlendirmesiyle hedefine etkili bir şekilde kilitlenebiliyor. Efendim, Sakarya'da o bir kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında fabrikanın sahipleri ve yöneticilerinin de olduğu öğrenildi. Bir işçi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. 15 Eylül pazar günü Sakarya Hendek'teki bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Alevler uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Büyük korkuya neden olan patlamada 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay hayatını kaybetti. 30 işçi de yaralandı. Patlamaya ilişkin Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 zanlı ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan ve aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise ifadesinin ardından salıverildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tekrar adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, emlak sektöründe 15 Eylül'de yürürlüğe giren doğrulanmış ilan düzenlemesine dikkat çekti. Benzer düzenlemenin otomotiv sektöründe de 27 Eylül'de devreye alınacağını söyledi. Hem otomotiv hem emlak sektörüne yönelik açıklamalar yaptı. Fiyat dengesizliklerinin nedenine dikkat çekti. Covid döneminden başlayarak otomotiv sektöründeki yedek parça eksiklikleri nedeniyle çok ciddi bir çalkantı vardı ve oto fiyatlarında aşırı yükselişler vardı. Global Liderler Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat gazetecilerin sorularını yanıtladı. Otomotiv sektöründeki tedbirlere değindi. Aldığımız tedbirlerle hem otomotiv piyasasında hem emlak piyasasında özellikle ikinci el satışlarda ciddi düşüşler oldu. Birinci el satışlarda da stabil bir durum son bir yıldır hamdolsun devam etmekte. Emlak sektöründeki güvenli ödeme sistemi de gündemindeydi. Gerek satış noktasında gerekse kiralama noktasında mülk sahibinin ve birinci derece yakınlarının emlakçı e-devlet üzerinden girerek yetki vereceği emlakçıyı belirlemesi ve bu şekilde de güvenli satış veya kiralama işleminin gerçekleştirilmesi. Bu düzenlememiz 15 Eylül'de başladı. Şu anda deneme safhasında 1 Ocak'tan itibaren kesin olarak yürürlüğe girecek. Emlakta olduğu gibi otomotivde de güvenli ödemenin devreye alınacağını söyledi. Özellikle araç satışlarında çeşitli tüketici mağduriyetleri oluşmaması anlamında 27 Eylül'de başlayacak olan güvenli ödeme mekanizması. Onun da hazırlıkları tamamlanıyor. Böylece hem emlak hem otomotiv gibi tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu iki önemli alanda piyasada çok ciddi bir güven sağlanmış olacak. Tüketici mağduriyetleri önlenmiş olacak. Kiracı ve ev sahibi kavgalarının yeni aktörü uzun zamandır tahliye taahhütnameleri. Çoğunlukla kiracılar mağdur bu belgeden ancak ev sahiplerinin de başını ağrıtıyor. Hatta tahliye taahhütname süreci ve kiracıyla uğraşmak istemeyen o ev sahiplerini evlerini satıyor. O evi satın alan yeni ev sahipleri de aslında evle birlikte tahliye davasını da satın almış oluyor. Mevcut yeni malik sözleşmeyle birlikte
tahliye taahhütnamesini de devralmış sayılır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirttiği tarihte evi boşaltacağına dair imzaladığı bir belge. Ancak işte basit gibi görünen bu belge, ev sahibi kiracı kavgalarının yeni aktörü. Kimi zaman ev sahipleri boş taahhütnameye imza attırıyor, kimi zaman kiracı imza bana ait değil diyor. Tahliye taahhütnamesiyle sadece kiracılar değil ev sahiplerinin de başı dertte. Pek çok ev sahibi evden çıkmak istemeyen kiracılar nedeniyle evlerini piyasa değerinin altında satışa çıkartıyor. Üstelik yeni ev sahibi olmak isteyenler de sadece evi değil tahliye taahhütnamesini de satın alıyor. Evini ilana koyan ev sahipleri problemli kiracıdan kurtulmak için tahliye davasını yeni ev sahibine veriyor bir bakıma. Tahliye taahhüdü sonuçta o taşınmazdan tahliye etmeyi taahhüt eden bir belgedir. Eski ev sahibinden kurtuldum, yeni ev sahibiyle yeni taahhütname imzalarım diyen kiracı için de kötü bir haber var. Taraf sıfatını icra dairesi değiştirir, tahliye taahhüt eden sıfatında yeni malik olarak ismi yazılır ve bu anlamda tahliye devam eder. Tabii mahkemelerle sürecin uzama ihtimali var. Ancak sonuçta tahliye kaçınılmaz oluyor. İcranın geri bırakılması kararı dediğimiz tahliyeyi belli bir süre istinafın sonuna kadar erteleyen bir karar alamıyoruz. İsterse dosyayı kiracı istinaf etsin ve bölge adliye mahkemesine göndersin, o mevcut tahliyeyi engelleyici bir nitelikte olmuyor. İcra mahkemeleri ev sahibi kiracı davalarıyla adeta dolup taşıyor, ancak tahliye taahhütnamesi içeren davalar daha kısa sürüyor. Diğer davalarımız bizim yaklaşık 2,5-3 yıl sürerken tahliye taahhüdüne dayalı takiplerde bu tahliye süresi 1 yılı buluyor, 1-1,5 yılı buluyor. Efendim şimdi İstanbullular işlerine, okullarına giderlerken hava ve yol durumu nasıl? Bunun detaylarını öğreneceğiz. Arkadaşımız İzel Topaloğlu'na bağlanacağız. İzel günaydın. Yeni güne başlarken detaylar için seni dinliyoruz. Harika, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bugünlerde soğuk hava etkisi artık tüm yurdu sarmaya başladı. Bugünlerde ülkemizde dediğimiz gibi soğuk hava etkisini göstermeye başlarken sıcaklıklar da yavaş yavaş düşüşe geçmiş durumda. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ülkemizde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleriyle Manisa, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak ve Isparta'nın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağışların hakim olacağı belirtildi. Bu yağışların Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'de Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde de kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yani aslında ülkenin geneline baktığımız zaman bugün ülke genelinde yağışlı bir havanın söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Üç büyük ilimize bakalım hemen. Üç büyük ilimizde İstanbul, Ankara ve İzmir'de herhangi bir yağış beklentisi yok. Ama bu illerimizde de sıcaklıkların yavaş yavaş düştüğünü söyleyebiliriz. İstanbul'da bugün en düşük sıcaklık 19 derece olurken en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Başkentimiz Ankara'ya bakalım. Başkentimiz Ankara'da hava sıcaklıkları 26 ile 27 derece civarında seyredecek. Ilıman iklimiyle bilinen İzmir'de ise hava sıcaklığı 29 ile 30 derece civarında olacak. Dediğimiz gibi ülkenin her zaman olduğu gibi aslında bir tarafında yağmur hakim olurken diğer tarafında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak bugün diyelim. Hemen Mustafa Taş'tan rica edeceğim, bir de kamerasını, kadrajını trafik yoğunluğuna çevirsin. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına bakalım hemen günün bu saatinde. Saatler 7.32'yi gösteriyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası %47 olarak güncellenmiş durumda. Duyurularımıza bakalım. Ben her gün bu duyuruları ekranlara getirmeye çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Çünkü buradan geçecek vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli ve temkinli olmaları gerekiyor. TEM Sultanbeyli için bir duyurumuz var. Sultanbeyli Kurtköy yönü sol şerit trafik kazası nedeniyle maalesef ki bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Ekip o tarafa doğru sevk edildi. Ama bu kazadan dolayı o tarafta bir yoğunluğun yaşandığı söz konusu. Sahil yoluna bakalım. Sahil yolu Fındıkla Dolmabahçe yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Dolayısıyla o bölgedeki trafiğin de biraz daha yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Hemen Anadolu yakasına bakalım.
Ünalan alt geçidi sol şerit Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Son duyurumuz Kasımpaşa tarafından. Kasımpaşa Şişhane yönü çift yönlü bakım onarım çalışması nedeniyle iki şerit trafiğe kapanmış durumda. Bölgedeki yoğun trafik o tarafta da yaşanıyor. Şu an kameraman arkadaşım sizlere kadrajından hem Anadolu yakasından Avrupa tarafına gidişi gösteriyor hem de Avrupa tarafından Anadolu yakasına geçişi gösteriyor. Bizler Mecidiyeköy mevkinden karşılıyoruz sizleri ve her zaman olduğu gibi aslında Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişin biraz daha yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çok yakın bir mevkide olduğumuzdan dolayı bu tarafın biraz daha yoğun, trafikte yoğun onu gözlemlendiği aşikar. Evet, günün bu saatinde saatler 7.34'ü gösteriyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası %47 olarak güncellenmiş durumda. Her zaman söylüyoruz, ilerleyen saatlerde evinde olan vatandaşlarımızın da trafiğe dahil olmasıyla bu %47'lik kesimin biraz daha artacağını tahmin ediyoruz diyerek sözü tekrar harika sana bırakalım. Günün haber manşetleriyle devam ediyoruz efendim. Gelsin gazeteler, sabah gazetesiyle devam edelim. Manşet haber bize neler söyleyecek? Öncelikle buradan bakalım. Sivil bir anayasa, millete borcumuz manşetini atmış bugün sabah gazetesi. Başkan Erdoğan'dan yeni anayasayla ilgili net mesaj. İlk dört maddeyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yok mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın da böyle bir derdi yok. Asıl derdimiz darbe anayasasını değiştirmek mesajlarını paylaştı. Bu noktada Hüdapar Genel Başkanı'nın sözlerine de aslında bir tepki göstermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu haberi paylaştıktan hemen sonra devam edelim. Bir diğer haberimiz gümrük yalanı geliyor efendim. Gümrük ürünü yalanıyla aslında büyük soygunlar gerçekleştiriliyor. Belki sizin de başımıza gelmiştir ara ara. Sosyal medyada gümrüğe takılan malları ucuza satıyoruz yalanıyla hesaplar açıyorlar ve vatandaşı dolandırıyorlar. Bu dolandırıcılar önce piyasa değeri 45 bin TL olan bir elektronik ürünü gümrüğe takıldı ve vergisiz olduğu yalanıyla 15 bin TL'den 3'te 1'i fiyatına satışa koyuyorlar. İletişime geçenlere de olmayan bu ürünün satışını yaptıktan sonra sırra kadem basıyorlar. Dolayısıyla sizler de dolandırıldığınızla kalıyorsunuz. Şimdi haberlerimize devam edeceğiz. Efendim, GSM firmaları şimdi hem zamlarla hem de ücrete karşı eksik kalan hizmetleriyle gündeme geliyor. Vatandaşlar, gelen zamlar bir kenara, bir de internet hızlarından dert yandı. O dert yanan müşterilerden biri yaşadığı sorunu hakem heyetine taşıdı ve kazandı. Ben şu an 320 lira ödüyorum. Şu an 500 lira ödüyorum. Ne kadar ödüyorsunuz? 407 ödüyordum da 500'e çıkacak çünkü sınırsız yaptım. Ücretler ortalama 500 lira. Fiyat artıyor artmasına. Hızsa düşüyor. Geçen mesela ben Kaz Dağları'ndayım. Birden baktım Yunanistan hattına bağlanmışım. Çünkü benim ülkemde uydu, Yunanistan'ın uydusu benden daha fazla yukarıda. GSM operatörlerinin sözleşmeleri sona eren müşterilerine yaptığı zamlar büyük tepki topladı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Vatandaşlara göre telekomünikasyon şirketleri karlarını katlıyor. Faturalar artarken hizmetse düşüyor. İnternetin düşük hızda olduğu iddia ediliyor. Bazen bir yere 100 megabit diyor ama hiç 50 megabiti gördüğümüz olmadı yani. Herhangi bir yörede kalabalık olmaya başlayınca, orada insanlar telefonla internette bağlanınca bu sefer hızlar çok düşüyor. Oysa bana taahhüt edilen işte 100 megabit hız var. Ben 100 megabit ölçüsünde 20 megabitle karşılaşabiliyorum. Sorun yaşayan müşterilerden biri çözümü şikayet etmekte buldu. Bir müşteri GSM operatörü tarafından kendisine vaat edilen internet hızının karşılanmadığını söyledi. Ve o GSM operatörünün müşteri hizmetlerini aradı, duruma isyan etti. Ancak iddiasına göre ilgilenen olmadı. Bana taahhüt edilen hız 100 megabit ama ben şu anda
10 megabit alıyorum, 20 megabit alıyorum. Vatandaş bu konuda bilinçlendirirse bunu tespit edip şikayette bulunabilir. Müşteri siz misiniz sorunla ilgilenmeyen dedi ve sorunu tüketici hakem heyetine taşıdı. Bu defa devreye o GSM operatörünün yöneticileri girdi ve sorun kısa sürede hallolmuş oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımız zaman hiçbir türlü müşteri hizmetlerine bağlı herhangi bir destek alamıyoruz. Müşteri hizmetlerine ulaşabiliyor musunuz? Zor, berbat. Müşteri hizmetleri hepsi de berbat. Bas istasyonun açılması ve orada internetin hızlandırılması. Çünkü bunların bazı internet hızlandırıcı araçları var. Onları koyabilirler. Ne kadar çok başvurursa, ne kadar başvurduğu takdirde bu dikkate alınacaktır. Yaptırım olması gerekiyor. Çünkü ben orada o anda vatandaş belki internete ticaret yapıyor, eğitim veriyor. Efendim sokak lezzetleri arasında önemli bir yer tutuyor değil mi? Tavuk döner ama buna yeni standartlar geliyor. Tavuk ürünlerindeki mevzuat yenilenecek. Tavukta %20 olan yağ sınırı %15'e düşürülecek. Böylece dönerin içinde deri, kemik veya kıkırdak var mı? Bunun da net bir şekilde denetlenmesi sağlanacak. Tavuk döner artık eskisi gibi satılamayacak. Yeni düzenleme yolda. Gıdada taklit, tahşiş ve sahteciliğin önüne geçmek için bakanlık harekete geçti. Tavuk dönere yeni bir standart getiriliyor. Yeni hazırlanan taslakla mevzuattaki kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarında %20 olan yağ miktarı %15'e düşürülecek. Ayrıca taslakta ilk kez burger tanımına yer verilecek. Böylece üretim şekli belirlenecek. Tanıma göre hamburger, büyükbaş veya küçükbaş hayvanların özenle seçilmiş etlerinden elde edilen bir karışım olarak tanımlanacak. Bir diğer değişiklik ise sucukla ilgili. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tebliğ taslağına göre et ürünleri ve karışımları için önemli değişiklikler yapılacak. Isıl işlem görmüş kümes hayvanı sucuğunda kullanılan kalsiyum miktarında yeni bir sınır belirlenecek. Karışımın kalite olarak belli standartta tutulması sağlanacak. Tebliğ taslağının hazırlanıp aslında görüşe açılması sektör için son derece gerekli ve vatandaşın güvenli gıdaya ulaşması bakımından son derece lazım olan bir çalışmaydı. Hem burger üretiminde hem tavuk döner üretiminde bazı üreticiler maliyeti düşürmek adına içerisinde kullanılan etin fiyat bakımından bir takım farklı formüllerle daha ucuz karışımlarla tavuk döner veya daha ucuz karışımlarla burger yaparak sahada satabiliyordu. Yani vatandaş verdiği paranın karşılığında ne satın aldığını net olarak görebilecek. Yani içerisinde deri karışımları, işte kemik parçaları, kıkırdak parçaları olan karışımlardan elde edilmiş bir kanatlı eti mi ya da bundan elde edilmiş bir köfte mi, döner mi, burger mi? Bu tanımlamanın net bir oranda yapılması adına yapılan bir çalışma bu. Efendim yine bir döner haberi daha vereceğiz size ama bu kez Almanya'dan. Aslında Almanya'da bu aralar şunu çok konuşuyoruz değil mi? Vize kısıtlamalarını. Zaten Türk vatandaşları Schengen konusunda bir süredir çok dertli. Üzerine Almanya'nın tamamen bunları kısıtlamaya gittiği haberini paylaştık. Bu kısıtlamalar vizeyle de sınırlı kalmamış, dönercilere kadar uzamış. Heilbronn kentinde son yıllarda artan dönerci sayısı belediye meclisini harekete geçiriyor. Hristiyan Demokrat Partililer dönerci sayısına kısıtlama getirilmesini istiyor. Vize kısıtlamalarıyla gündeme gelen Almanya şimdi de kafayı dönere taktı. Ülkede artan sadece döner fiyatları değil, dönerci dükkanı sayısında da gözle görülür bir yükseliş var. Heilbronn Türklerin en yoğun olduğu kent. Belediye Başkanı Sosyal Demokrat Partili, Hristiyan Demokratlar Meclis'teki en büyük parti. Grup skandal bir talepte bulundu. Kentteki dönerci sayısına sınırlama getirilmesini istedi. Sınırlamayla belirli türde dükkan ya da işletmelerin olmadığı geniş bir hizmet yelpazesine sahip bir şehir merkezinin oluşturulması hedefleniyor. Kentte şu anda 20 dönerci ve 18 berber dükkanı var. Yükselen döner fiyatları da Almanya'nın ana gündemlerinden biri. Tabak döner birçok yerde 15 euroyu aştı.
Çeyrek pide arası döner ve içecekse 10 euroya ulaştı. ...110 yıllık bir tarihi geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları... ...yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tanıttı. Sergilenecek oyunlar usta sanatçı kadrosuyla tiyatro severlerin beğenisine sunulacak. Doğru projeleri doğru yönetmenlerle, doğru kastla seyirciyle buluşturmayı hedefledik. İstanbul Şehir Tiyatroları yeni sezona başlıyor. Akıllara adeta mıh gibi kazınacak efsane tiyatro oyunları Ekim ayında izleyicilerle buluşuyor. Tüm paydaşlarımıza, tüm değerli meslektaşlarıma çok güzel, dayanışarak yan yana durduğumuz harika bir sezon diliyorum. Bol alkışlı, bol ödüllü, bol seyircili olsun. Keyifli bir sezon olsun efendim. 110 yıllık bir tarihi geride bırakan şehir tiyatroları 2024-2025 repertuarını Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlediği bir toplantıyla kültür ve sanat camiasıyla paylaştı. Detayları şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni Ayşegül İşsever anlattı. Seyircinin teveccühünden de anlıyorum ki %91 doluluk oranıyla oynamışız. %95 seyirci memnuniyetiyle oynamışız. Biz bütün bunların ışığında bu seneki programımızı hazırladık. Tiyatro severleri klasik yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuar bekliyor. Sahnenin dilini çağın gereklerine göre yenilenmesi taraftarıyız. Barış temasını aldık bu sene. Sürdürülebilir bir dünya için barış dedik. Biletler 19 Eylül'de satışa çıkacak. Biz Ekim ayı biletlerimizi 19 Eylül Perşembe günü saat 11'de mobil uygulamamız, web sitemiz ve biletini al üzerinden satışa çıkmış olacağız. Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu yeni sezon için beklentilerini dile getirdi. Yoğun bir talep bekliyoruz sezonun ilk oyunlarına. Bu yüzden herkes alarmlarını kurmuş olsun. Elektrik direğini tamir ediyordu, arkadaşından tel istedi. Tel direğe temas edince kıvılcım çıktı. Patlamanın şiddetiyle merdivenden düştü, o ve arkadaşı kendini yerde buldu. Biri dışarı gözetledi, diğeri silahla içeri daldı. Soyguncu masa başında oturan adamı yere yatırdı. O sırada çalışanlardan biri geldi. Kapıda duran soyguncu onu rehin aldı. Çalışan direndi. Yerde yatan adam kargaşadan yararlandı. Soyguncuyu bacaklarından yakalayıp üstüne atladı, boğuşma başladı.
Soyguncunun elinden silahı aldı, diğer zanlı ateş açtı. O da karşılık verdi. Ateş açan saldırgan kaçtı. Adam yerde yatan soyguncuya silahın kabzasıyla vurdu. Zanlıyı böyle etkisiz hale getirdi. Yük kamyonu motosikleti görmedi, altına aldı. Motosiklet parçalara ayrıldı. Sürücü ezilmekten son anda kurtuldu. Paraşütte iki kişiydiler. Öndeki koruma kemerini çözüp kendini boşluğa bıraktı. Arkadaşı ne olduğunu anlayamadı. Korkuya kapıldı, çığlık attı. Atlayan kişi paraşütünü açtı. Güvenli bir şekilde yere indi. Keçi öfkesini sahibinden böyle çıkardı. Kızgınlığı hiç geçmedi. Gördüğü yerde saldırdı. Saldırılar durmadı. Diğer günlerde de devam etti. Adam boynuz darbeleriyle her defasında yere yıkıldı. Bu görüntüler Finlandiya'da bir hapishanede kaydedildi. Mahkum koğuş arkadaşının suratına kaynar su fırlattı, diğeri de tavada pişen kızgın yağıyla karşılık verdi. Aralarında boğuşma başladı, kavga dakikalarca sürdü. Daha sonra kapı açıldı, polisler kavga eden gruba şok tabancasıyla müdahale etti. Ailesi evde yoktu, küçük çocuk pencereye çıktı. O bunu oyun sanıyordu. Polise haber verildi. Ekipler olay yerine geldi, çocuk tutunduğu yerden kaydı. Aşağıda bekleyen polis onu havada yakaladı. Hiçbirinden korkmadığı gibi kaçmadı da. Beş kişiye ağzının payını böyle verdi. Tekme ve yumruklara direndi, aynı şekilde karşılık verdi. Kendisine saldıranları böyle etkisiz hale getirdi. Aracına benzin dolduruyordu, merakı başına iş açtı. Parmak ucuyla pompaya dokundu, bu da kabusun başlangıcı oldu. Bir anda yangın çıktı, alevler hızla yayıldı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Yaşlı kadın yolda yürüyordu. O sırada bir boğa yanında belirdi. Kadın bastonuyla boğaya vurdu. Hayvan buna öfkelendi, kadını boynuzlarıyla havaya savurdu. Evet efendim, gün uyanıyor da son saat dilimimize geldik artık. Biz her sabah 6'dan 9'a dek size günün gündemin tüm gelişmelerini güne başlamadan haberdar olun diye anlatmaya çalışıyoruz. Bu sabahki hashtagimiz ise cepteki tehlikeydi. Neden bu hashtag'i seçtiğimizin detaylarını birazdan birlikte izleyeceğiz. Görüşlerinizi varsa eğer bize aktarabilirsiniz bu hashtag'i kullanarak ve altta gördüğünüz tüm o bilgilerden bizlere ulaştırabilirsiniz. Peki neden cepteki tehlike diyoruz? 17 Eylül Salı akşamı Lübnan'dan gelen son dakika haberi
tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Lübnan Hizbullah mensuplarına ait o çağrı cihazlarının bomba gibi patlatılmasının şokunu henüz atlatamadan İsrail bu sefer de yeni bir siber saldırı düzenledi. Bu kez de grubun kullandığı el telsizleri ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ikinci saldırıda 14 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Önce çağrı cihazları, ardından telsizler. Hizbullah'ın kalesinde ikinci siber saldırı gerçekleştirildi. Lübnan, çağrı cihazlarının patlaması olayının şokunu daha atlatamadan yeni bir siber saldırıyla sarsıldı. Bu defa da Lübnan'ın Tire ve Beyrut kentlerinde Hizbullah'a ait yaklaşık 500 çağrı cihazı patladı. Patlama sesinin yükseldiği bir noktada ilk siber saldırısında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alan oldu. Cenaze törenine katılanlara telsizlerin kapatılması çağrısında bulunuldu. Telsizlerin infilak etmesiyle kentin birçok noktasında can pazarı yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ikinci saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Telsizlerin Hizbullah tarafından 5 ay önce çağrı cihazlarıyla aynı zamanda satın alındığı belirtildi. Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hasem Safidini, örgütün yeni bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirtti. Safidini, saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Bir başka açıklamada Birleşmiş Milletler'den geldi. Genel Sekreter Antonio Guterres, çağrı cihazı patlamaları hakkında sivil nesnelerin silahlaştırılmamasının çok önemli olduğunu belirtti. Guterres tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cuma günü Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarını görüşecek. Efendim, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı bilgiyi aktaralım bizler de hemen size. Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın, yani yurtdışı firar olan kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da Kuyu 26 operasyonu düzenlendi. Bu operasyonun neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi olan 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı. İkisi hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız mesajını paylaştı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Az önceki haberimizden devam edelim efendim. Cepteki tehlike hashtagini neden seçtiğimizin detaylarını paylaşmıştık sizlerle. Gelin biraz detaylarına bakalım birlikte. Lübnan genelinde Hizbullah'ın kullandığı o çağrı cihazları ve telsizlerdeki patlamaların ardından İsrail'den de dikkat çekici bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Gallant odaklarının Lübnan cephesine kaydığını söyledi. Savaşta yeni bir aşamanın başladığını dile getirdi. Hizbullah'ın önce çağrı merkezleri, ardından el telsizleri siber saldırılarla patlatıldı. Dünya Beyrut'ta düzenlenen dijital saldırılarla diken üstünde. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan saldırılar sonrası itiraf gibi açıklama geldi. Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğunu düşünüyorum diyen Gallant, uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor sözleriyle savaşı daha geniş alana ve zamana yayacaklarının mesajını verdi. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette konuşan Gallant, İsrail'in kuzeyindeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savundu. Gallant açıklamasında güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz dedi. İsrail ordu komutanı ise henüz devreye almadığımız birçok kapasitemiz var. Aşamalı olarak önceden planlıyoruz. Her aşamada Hizbullah'ın ödeyeceği bedel yüksek olacaktır dedi. Evet.
Efendim, Lübnan güvenlik kaynakları çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin teknik verileri de paylaştı. Neden olduğunu merak ediyoruz hepimiz. Bu açıklanan bilgiye göre patlamalar cihazdaki lityum malzemesiyle sağlanıyor. Aynı anda gönderilen mesaj 4 saniye sonra tüm cihazları adeta bubi tuzağına dönüştürdü. Tek bir kaynaktan hedef alındı, mesajla tetiklendi. Lityum bomba gibi patladı. Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleştirilen korkunç saldırının detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Lübnanlı güvenlik güçleri çağrı cihazlarında ilk incelemelerini tamamladı. Buna göre patlamanın sebebi zannedildiği gibi pil değil, lityum malzemesi. Cihazlara bölgeye yakın bir kaynaktan, büyük ihtimalle bir drondan yüksek yoğunlukta frekans gönderildi. Cihaz patlamaya neden olan mesajı alırken aşırı şekilde ısındı. Böylece cihazın patlamasına yönelik hazırlık olarak bataryanın uyarılma süreci başlatıldı. Lübnanlı yetkililere göre Güney Beyrut'taki tüm çağrı cihazları bir anda bu bir tuzağına dönüştü. İlk mesaj sinyalinden tam 4 saniye sonra kullanıcı cihazı açsa da açmasa da patladı. Uzmanlar ilk zil sesinin aslında çağrı cihazlarına gönderilen patlama kodu olmasından şüpheleniyor. Cihazı kapalı olanlar ya da eski cihaza sahip olanlar söz konusu patlamadan etkilenmedi. Eski cihazlardaki düzenek söz konusu operasyona uygun değildi. Lübnanlı uzmanlar cihazları çalıştıran radyo frekanslarının dahi hacklenmiş olabileceğini düşünüyor. Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasından Amerika'nın haberi var mıydı? Tüm dünya bu soruyu merak ediyor. Çünkü bu sorunun altında aslında şu mesaj da var. Amerika artık İsrail'i kontrol edemiyor. İsrail, Amerika'nın o şımarık çocuğu artık Amerika'nın da kontrolünden çıkmış durumda. Saldırıdan sadece birkaç dakika önce İsrail Savunma Bakanı'nın Amerikalı mevkidaşını aradığı söylendi. İsrailli bakan bu saldırının detayına ilişkinse Amerika ile bir bilgi paylaşmadı. Amerika olayın ardından bizim saldırıya ilişkin hiçbir bilgimiz yok açıklaması yaptı. İsrail Lübnan'daki saldırıyı tek başına mı yaptı, Amerika'dan destek aldı mı? İsrail'in RIRO sinyalleri göndererek Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırının yankısı sürüyor. Amerikan medya kuruluşu Axios çok ilginç bir detayı okurlarıyla paylaştı. Kaynak olaraksa Amerikalı yetkililer gösterildi. Buna göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant saldırıdan birkaç dakika önce ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'i aradı. İsrailli bakan yakında Lübnan'da bir operasyon düzenleyeceğini söyledi ancak detay vermedi. ABD'li bir yetkili İsraillilerin operasyonun ayrıntılarını paylaşmadığını doğruladı. Bununla birlikte Amerikalılar Gallant'ın açıklamasını ciddi bir ön bildirim olarak görmediklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'dan da İsrail saldırısına ilişkin açıklama geldi. Miller gazetecilere bu operasyondan haberimiz yoktu ve dahil olmadık dedi. Ancak uzmanlara göre İsrail operasyonu Amerika ile birlikte gerçekleştirdi. CENTCOM komutanı Michael Eric Krilla'nın 31 Temmuz'daki Haniye ve Şükür suikastlerinde olduğu gibi bu operasyon öncesinde de İsrail'i ziyaretine dikkat çekildi. İsrail bu hamleyle Hizbullah'ın Suriye ve Lübnan'da saldırıları önlemek, Hizbullah üyelerini deşifre etmek için yaptığı öne sürülüyor. Evet, yeni günün manşetlerine bakmaya devam ediyoruz birlikte. Diğer gazetelerimizden size manşetleri okuduk, seçtiğimiz haberleri paylaştık. Şimdi gelelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde 30 gramlık bu bir tuzağı diyor bizlere. Dünyayı ürküten Hizbullah'a yönelik siber saldırıları netleşmeye başladı, bu saldırının detayları. İsrail ajanları Lübnan'a gitmeden çağrı cihazlarına ulaştılar ve her birine TNT'den iki kat güçlü bir patlayıcı olan PETN'den 30'ar gram yerleştirildi.
hepsi aynı anda patlatıldı diyor gazete manşeti bizlere. İsrail, Lübnan ve Suriye'deki siber saldırıyı aylar öncesinden hazırladı. Hizbullah 6 ay önce yabancı bir şirketten çağrı cihazı sipariş etti. İsrail bu siparişten haberdar oldu ve Mossad ajanları Lübnan'a gitmeden bu cihazlara ulaştı. İçlerine güçlü bir patlayıcı yerleştirdi diyor. Önce bir bip sesi geliyor ve ardından da onlarca kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı o şok patlamalar, iki aşamalı patlamalar gerçekleşiyor efendim. Dönelim hemen yurt içinden bir gündem maddesine. Siz değerli velileri özellikle de yakından ilgilendiren bir gündemimiz var. Bizim bir süredir konuşmaya çalışıyoruz biz de bunları. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına rağmen aslında şunu paylaşıyoruz değil mi? Özel okullardaki o fahiş zam ücretlerini, özel okulun o ham ücreti yetmezmiş gibi buna gelen kantin ücretlerini, buna gelen kitap kıyafet ücretlerini. Gerçekten artık bir öğrenci okutabilmek fahiş boyutlara ulaştı ama eğitim zorunlu, eğitim şart, buradan taviz veremeyiz. Peki Milli Eğitim Bakanı Tekin bazı kolejlerdeki o astronomik artışlara okullarda temizlik personeli sorunu ve LGS'deki soru iptaliyle ilgili bir açıklamalar bütünü yapmış. Ama bu noktada %300'ün üzerinde zam yapan 400 civarındaki özel okula da ceza gelmiş efendim. Hayalet sınıf açan yaklaşık 500 okul cezalandırıldı. Okullara toplam 120 bin temizlik görevlisi almak için girişimde bulundum. LGS'deki soru iptalinin ardından 10 bin çocuğun puanı da yeniden hesaplanacak diye eğitim gündemine dair mesajlar paylaşmış diyelim. Biz şimdi haberlerimize devam edelim. Dünya kamuoyu İsrail'in o Lübnan'da düzenlediği siber saldırıyı konuşuyor. Az önce size yurt içindeki gazetelerimizin manşetlerinden de aktardık. Hemen hemen her gazete bugün manşetinde bu habere yer vermiş. Çünkü çifte saldırıyı paylaştık sizinle. Yapılan bu saldırının sonrasında Hizbullah üyeleri çağrı cihazları bomba gibi patladı adeta. Görüntüleri izleyen herkes endişelendi. Akıllara cep telefonları ve teknolojik aletler geldi. Peki bunlar tehlikeli mi? Uzaktan patlatılabilir mi? Cepteki tehlike hashtagini kullanarak sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Siz endişeli misiniz efendim? Cebinizdeki telefonun böyle büyük bir endişeye sizi sevk ediyor mu? Merak ediyoruz. Gönderin bize mesajlarınızı ama iyi de bir haber veremeyeceğim bu konuda. Çünkü maalesef endişeler haklı, uzmanların uyarısı var. Üzerinize taşıdığınız akıllı cihazlar bir bomba durumuna gelebilir ve aniden patlayabilir. Bildiğiniz üzere Lübnan'da yaşanan olay teknolojideki korkuları bir kez daha gün yüzüne çıkarmaya başladı. İsrail, Beyrut'ta Hizbullah üyelerinin iletişim için kullandıkları telefonlara ve çağrı cihazlarına yönelik siber saldırı gerçekleştirdi. Yapılan saldırıda kullanılan cihazların adeta bomba gibi patladığı görüldü. Saldırıda binlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Bu durum sonrası gözler bizlerin de kullandığı elektronik cihazlara ve cep telefonlarına çevrildi. Artık cihazlar birbirine bağlı ve entegre bir şekilde çalışacağından ötürü bir cihazda var olan güvenlik açığının başka bir cihazı tetiklemesi söz konusu olabilirse, acaba Allah korusun evimizde bir yangın çıkabilme durumu ya da işte dediğim gibi evimizi su basma durumu bile şu an söz konusu olmaya başladı. Teknoloji gelişiyor, dünya değişmeye başlıyor ama bir o kadar da teknolojinin oluşturmuş olduğu bu yapı insanları da korkuya sürüklüyor. Uzmanlara göre tehlike her yerde. Cebimizde, evimizde, iş yerimizde. Özellikle internete bağlı bir cihazdan bahsediyorsak bu durum her yerde görülebilir. İnternet bağlı olmasa dahi casus yazılım o telefona sızdıysa gerçekleşir. Bu durumda tüm cihazlar uzaktan patlatılabilir. Şimdi Ali Murat Hocam, benim evimde bir cep telefonu var. Evet. Size sorum şu. Dışarıdan biri bu telefonu hackleyip bataryasını ısıtıp cebimde olan telefonu patlatabilir mi? Kesinlikle bu her zaman ihtimaller dahilindedir. Özellikle bu tarz marka model telefonlarda zaten sizin içini açma şansınız bile söz konusu değil. Aynı durum bütün cihazlar için geçerli. Yani hepimiz için taşınan bir risk durumu. Uzmanların önerisi ise yerli ve milli cihazlar kullanmak. Yerli milli teknoloji cihazların
çok daha rahat bir şekilde kontrol ve denetim sağlayabileceğimiz, bunların testlerini yapabileceğimiz cihazlardır. Devlet denetimi ve devlet kontrolü altındadır. Dolayısıyla gelecekte teknolojik hamleler milli güvenlik sorunu oluşturabilir. Yeni anayasa çalışmaları için gözlerin çevrildiği yeni yasama yılının öncesinde başlayan tartışmalara en yetkili ağız kapıyı kapattı efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o ilk 4 maddeyle ilgili tartışmaya yer olmadığını vurguladı. Önceliğin ise Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak olduğunun altını çizdi. BRICS üyeliği girişimi sonrası yöneltilen o Türkiye'nin ekseni kaydı eleştirilerine de bir yanıt geldi Erdoğan'dan. Yüzümüzü batıya döndük ancak bu sırtımızı doğuya döneceğiz anlamına da gelmiyor dedi. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Siyasetin gündemine oturan o tartışma için son sözünü söyledi. Türkiye'nin bayrağını, yönetim şeklini ve başkentini tarif eden ilk 3 maddeyle onları korumaya alan 4. maddenin değiştirilmesi önerisine kapıyı tamamen kapattı. Yeni anayasa çalışmaları öncesinde tüm kesimlere uyarıda bulundu. Maksimalist söylemlerin anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine bilakis ket vuracağını düşünüyoruz. Kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu da şüpheye mahal bırakmayacak şekilde defalarca izah ettik. Biz milletimizi darbe anayasasından bir an önce kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı mesajlarını Ankara'dan verdi. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri başarı ödülleri töreninde kürsüdeydi. Türkiye'nin BRICS üyeliği için adım atması sonrası dile getirilen eksen değişikliği söylentileri hedefindeydi. Türkiye olarak yüzümüz elbette batıya dönüktür. Ancak bu doğuya sırtımızı döneceğimiz anlamına kesinlikle gelmez. Siyah beyaz bir dünyada artık yaşamıyoruz. İşbirliğimizi tüm ülkelerle, tüm aktörlerle geliştirmeyi arzu ediyoruz. Erdoğan konuşmasında Türk ekonomisinin geldiği noktaya geniş yer ayırdı. AK Parti'nin ilk kez iktidara geldiği 2002 yılıyla günümüzü rakamlarla kıyasladı. Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Artık trilyonu konuşuyoruz. Göreve geldiğimiz dönemde ihracatımız 36 milyar dolardı. Biz bunu 7 kat artışla 256 milyar dolara çıkardık. Öyle ki bugün Türk ürünlerinin girmediği neredeyse hiçbir ülke kalmadı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV 100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu CHP'de değişen tüzükle ilgili evet dediğim doğru değil ifadelerini kullanırken yeni anayasa tartışmalarında Hüdapar'ın o 4. madde çıkışı ile ilgili talebin daha önce AK Parti'den geldiğini söyledi. Gittiğiniz zaman bu tartışmaların bir parçası olmak zorundasınız. Gittiğiniz zaman yanlış yapıldığını söylemek zorundasınız. Ben de hani o tür bir tartışmanın içine parçası olmak istemedim doğrusunu isterseniz. O nedenle gitmedim. CHP'de tüzük değişikliklerinin ele alındığı 20. Olağanüstü Kurultay'a neden katılmadığını bu sözlerle açıkladı. Tüzüğe karşı olumlu düşündüğüm doğru değil dedi. Benim tüzüğe evet dediğim, ki bu açıklandı şeyde ben de evet, büyük bir şaşkınlıkla izledim. Hayır böyle bir şey yok yani. Tabii tüzüğün bazı maddeleri o normal olabilir ama temel partilerin de beklediği ön seçim gibi, 3 dönem kuralı gibi kuralların daha net ve kişiye özgü esnemeleri yapabilecek düzenlemeleri içermemesi lazım. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV 100'de Taksim Meydanı programına konuk oldu. Gürkan Hacır ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.
Masada anayasa değişikliği tartışmaları da vardı. Kılıçdaroğlu Hüdapar'ın 4. madde çıkışı ile ilgili de talebin daha önce AK Parti'den geldiğini söyledi. Zekeriya Bey şöyle bir ifadesi var. Ahmaklara anlatır gibi anlatıyorum diyor. 4. madde kalksın diye. İlk 4 madde tartışmaları yeni değil. Hüdapar mecliste olmadan da ilk 4 madde tartışılıyordu. Bu talep nereden gelmişti daha önce? AK Parti cenahından gelmişti. Kime söylüyor ahmakları anlatırım gibi? Kendi arkadaşlarına söylüyor. Yani ittifakın diğer aktörlerine söylüyor. Kılıçdaroğlu teğmenlerin kılıçlı yemin törenini de canlı yayında değerlendirdi. O genç teğmenlerin, pırıl pırıl evlatlarımızın şeyden sonra, törenden sonra ettikleri bir şey var, yemin var. Bunun hangi cümlesinden, hangi sözcüğünden rahatsızlar? Ben bunu öğrenmek isterim. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçim sürecinde altılı masadan kalkıp geri dönen Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Siyasette normalleşme tartışmalarına da ayrı bir parantez açtı. Masaya kumar masası diyerek ayrılıyorsunuz. Sonra o masaya geri dönüyorsunuz. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybediliyor. Ve sorumlusu o değil. Sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Ya bunda vicdan var mı? Suçlayanlarda da vicdan var mı? Hangi gerekçeyle ayrıldı? Hangi gerekçeyle döndü? Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti. O kadar soruyorum. Bilmiyor muyuz? Benim hepimiz biliyoruz. Açıklama yaptı. Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Partiler ayrı. Her bir parti iktidar olmak ister değil mi? Doğru. İktidar olmak için ne yaparsınız? Mücadele edersiniz değil mi? Siz politika üretirsiniz. Mücadele edersiniz. Ya normalleşerek iktidar olunur mu? CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayın sonrası çıkışta slogan ve alkışlarla uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Başta parti programı yazımı olmak üzere güncel siyasi konular masaya yatırıldı. Parti sözcüsü Deniz Yücel toplantı devam ederken kameraların karşısına geçti ve erken seçim çağrısını yineledi. Savaş kavramı bu saldırıyla başka bir boyuta taşındı. İsrail'in Lübnan'daki yıkıcı siber saldırıları Orta Doğu'da gergin seyreden tansiyonu daha da yükseltti. Hizbullah'ın kullandığı cihazların uzaktan patlatılmasıyla meydana gelen olaylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gündemindeydi. Adamlar tek tuşla çağrı cihazlarını patlatarak 3000 kişiye zarar veriyor. Tek bir kurşun dahi sıkılmadan 12 kişi öldü, 2800 kişi de yaralandı. Aynı anda yaklaşık 3000 çağrı cihazını patlatan bir siber saldırı Hizbullah'ı felç etti. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Masada parti programı ve güncel siyasi konular vardı. Toplantı devam ederken CHP sözcüsü Deniz Yücel kameraların karşısına geçti. Parti programımızın hazırlıklarıyla ilgili de görüşmeler yaptık. Parti programımız iktidara geldiğimizde 22 yıllık tahribatın ülkeyi sürüklediği karanlık tablodan ülkemizi nasıl refaha çıkaracağımızın yol haritası olacaktır. Yücel partisinin erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi. Bu durumun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ömer Çelik, erken seçim olmayacak, seçim zamanında yapılacak diyor. Çok ama çok yanılıyor. Çünkü halk geçinemiyor. Erken seçimden çekiniyorlar. Çünkü söyleyecek sözleri, yapacak icraatları yok. Günün manşetlerine Türk Gün'le devam edelim. Diğer gazetelerimize de yer verdik. Sırada Türk Gün gazetesi var. Bakalım Türk Gün gazetesi manşetine bugün neyi taşımış efendim? Tartışmaya kapalı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar altını çizerek söylüyorum. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı da, böyle bir derdi de yoktur açıklamasını yaptı. Hüdapar Genel Başkanı'nın anayasanın ilk 3 maddesini koruyan o 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
bu konu tartışmaya kapalı. Bizim tek arzumuz bu yeni anayasa sürecinde darbe anayasasından kurtulmak şeklinde tekrar Hüdapar Başkanı, Genel Başkanı'nın bu açıklamalarına cevap vermiş. Haberin detaylarına baktığımızda önemli bir başka nokta daha var. Onu da paylaşalım sizlerle. Türkiye'nin son dönemdeki duruşuna ilişkinde bir mesaj paylaştı Erdoğan. Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden 3'ünün bulunduğu Asya Pasifik ve Hint Okyanusu coğrafyasıyla işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye olarak yüzümüz batıya dönüktür, ancak bu doğuyu ihmal edeceğimiz anlamına gelmez. Kazan kazan temelinde dengeyi esas alan bir yaklaşımla işbirliğimizi tüm ülkelerle geliştirmeyi arzu ediyoruz mesajını paylaştı. Türkiye'nin küresel uluslararası arenadaki duruşu içinse böyle bir mesaj paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğuya da batıya da yeşil ışık yaktı diyebiliriz. Peki bir diğer haberimiz gelsin. Bakanlık sahte faturanın izinde. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi. Haberi de yine Türk Gün Gazetesi'nden bizi karşılayan bir diğer haber. Şimdi biz haberlerimize devam edeceğiz. Türk ordusu yine Irak'ın kuzeyini PKK'lı teröristlere dar etti. Hakurk, Gara, Kandil ve Assos bölgelerinde bulunan terör hedeflerine şok bir hava harekatı düzenlendi. Harekatta 24 terör hedefi yerle bir edildi. Yine uçaklar havalandı, koordinatlar belirlendi. Hedefte İran kuzeyindeki terör inleri vardı. Yerli ve milli mühimmatlarla terör hedefleri yerle bir oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içinde ve ötesinde PKK'lı teröristlere karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. İran kuzeyine düzenlenen yeni harekatın bilgisini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Hakurk, Gara, Kandil ve Assos bölgelerinde PKK'nın sözde sorumluluklarında bulunduğu mağara, sığınak ve depolar hedef alındı. 24 hedef yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında güçlü ve kararlı bir şekilde teröristlerin illerini yerle bir etmeye devam ediyoruz denildi. Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren PKK-PYD'li terörist İstanbul'da yakayı ele verdi. Eylem için İstanbul'a geldiği belirlenen teröristin üzerinden Filistinli bir kişi adına düzenlenen sahte kimlik çıktı. Eylem yapmak için Türkiye'ye sızdı ama kaçamadı. PYD'li terörist yakalandı. İstanbul Emniyeti, bölücü terör örgütü PKK-PYD'nin üst düzey sorumlularından Haydar Ali Cuma Kod adlı terörist İmad Al Halaf'ın İstanbul'a sızdığı bilgisine ulaştı. Teröristin PKK-PYD'den verilen talimatla eylemlerine İstanbul'a devam etmek üzere kente giriş yaptığı istihbaratı üzerine adım adım takibe alındı. Saklandığı eve geçtiğimiz günlerde baskın yapıldı. Operasyonla yakalanan teröristin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra dikkat çekmemek için Filistin uyruklu bir kişi adına düzenlenmiş sahte Filistin kimliği taşıdığı tespit edildi. Baskın yapılan adreste yapılan aramadaysa çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyallerde teröristin Suriye kırsalında PYD-YPG saflarındaki fotoğraf ve görselleri ortaya çıktı. Efendim, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 348. gününde de devam etti. Gazze şeridindeki pek çok noktaya saldırı düzenlendi. Yine o bombaların hedefi çocuklar oldu.
İsrail Gazze'yi gece gündüz aralıksız bombalıyor. Yine masum çocuklar İsrail'in acımasız saldırılarında can verdi. Gazze şeridinin batısındaki Şati mülteci kampı hedef alındı. Sivil yerleşim birimleri hava ve karadan bombalandı. Saldırılar sırasında onlarca ev yıkıldı. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Yaralılar sivil savunma ekiplerinin yardımıyla enkazdan çıkarıldı. Ancak pek çoğu için çok geçti. Abluk altındaki Gazze'nin kuzeyi de İsrail'in hedefleri arasındaydı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aldaraş kampında ise enkaza dönen evin sakinleri sivil savunma ekipleri tarafından böyle kurtarıldı. Bureç mülteci kampında ise Filistinli ailenin evi roketlerle vuruldu. Filistinli aile İsrail'e böyle tepki gösterdi. Evet efendim, haberlerimizle devam edeceğiz. Şimdi günün gündemin başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Hashtagimiz cepteki tehlike. Bu sabah mesajlarınızı cepteki tehlike hashtagiyle sizlerden alıyoruz. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa lütfen göndermekten çekinmeyin diyelim ve bir diğer haberimizle devam edelim şimdi. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da TEM otoyolu kenarında 2 adet el bombası bulunmuştu. İşte o olayla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Otoyolun kenarında 2 el bombası. Trafiğin ortasında korku dolu anlar. O el bombalarını yol kenarına atanlar belirlendi. Nefes kesen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Geçtiğimiz perşembe günü sabah saatleriydi. TEM otoyolunun Kavacık mevkisinde bir poşetin içinde pimi çekilmemiş halde 2 el bombası bulundu. Polis kısa sürede o noktaya geldi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bomba imha ekipleri de geldi olay yerine. El bombaları alındı, incelenmek üzere emniyete götürüldü. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Sorumluların yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonuç verdi. Şüphelilerin adresleri tespit edildi. Şişli'deki 3 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 6 kişi yakalandı. Şile'de yapılan baskındaysa 2 kişi daha gözaltına alındı. O kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ortaya çıkanlarsa ağızları açık bıraktı. Evlerde bulunan 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, çok sayıda mermi, balistik yelekler ve kar maskelerine el konuldu. TEM otoyolu kenarında 2 adet el bombası bulunması olayıyla ilgisi olduğu belirlenen toplam 8 şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Efendim, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik o saldırılar ard arda gerçekleşiyor. Peki oradaki son durum nedir? Arkadaşlarımız olay yerine hemen intikal ettiler. Haber nöbetine başladılar. Beyrut'a gidiyoruz şimdi. TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç karşımızda olacak. Sertaç, merhaba. Bu saldırıların boyutunu ve şu anki tabloyu senden dinliyoruz. Harika, merhaba. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Tabii İsrail... Önceki gün, tabii İsrail diyoruz ama İsrail henüz kabul etmiş değil. İsrail'den bir açıklama yok ama hem Hizbullah'a göre hem Lübnan devletine göre ve hem Orta Doğu'daki birçok otoriteye göre bu saldırıların faili İsrail, bir anlamda Mossad, yani İsrail gizli servisi ki önceki gün Salı günü dünyanın gözünün kulağının bir kez daha Lübnan'a net olarak odaklanmasına neden olan bir saldırı gerçekleştirdi. Aslında hem Hizbullah hem Lübnan değil, sadece dünyada şaşkınlıkla bu saldırıyı izledi. Siber bir saldırı girişimi gerçekleştirildi ki ilk olarak Salı günü çağrı cihazları ardı ardına patlamaya başladı. Başkent Beyrut'ta ve Lübnan'ın değişik noktalarında ikisi çocuk, 12 kişi öldü, 300'ü ağır.
tam 2800 yaralı vardı. Bunlardan Hizbullah mensupları da vardı, hayatını kaybeden. İşte dünse o hayatını kaybeden, yani ilk saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının cenaze töreninin de aralarında bulunduğu farklı noktalarda bir kez daha patlamalar başladı. Bu kez patlayanlarsa el telsizleriydi. Yine bu saldırılarda da 14 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Lübnan Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre 450'den fazla da yaralı var. Yine son açıklama geldi. Bu hayatını kaybeden 14 kişiden 4'ü Hizbullah mensubu. Yani Hizbullah 4 mensubunu daha dünkü saldırılarda kaybettiğini açıkladı. Bunu kabul ettiler. Ve 8 Ekim'den bu yana, yani 7 Ekim'deki Gazze'de patlak veren çatışma ortamının hemen ertesi günü Lübnan-İsrail sınırına dayanması, Hizbullah-İsrail çatışmasının başlamasından bu yana hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı da böylece 450'ye yükselmiş oldu diyebiliriz. Tabii güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı bunlar. Cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yani pazarda, sokakta, bakkalda, markette bir anda patlıyor bu çağrı cihazları, el telsizleri diyebiliriz. Beyrut'ta ve Lübnan'ın birçok noktasında tedirginlik demeyeceğim artık, çok 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 büyük bir korku iklimi hakim olmuş durumda diyebiliriz. Dünkü saldırılarda yine 60'tan fazla noktada yangın çıktı. Yani şöyle anlatalım, bu sadece yani elinizdeki cihazın patlaması, yani büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum. İzleyenler de daha net akıllarında bu tabloyu oluşturabilirler. 60'tan fazla ev ve iş yerinde yangın çıkmasına neden olabilecek boyutta patlamalar bunlar. Yani itfaiyenin müdahale edip söndürdüğü yangınlar boyutunda gerçekleşiyor bunlar. Tabii büyük bir korku var artık. Yine dün bize Beyrut sokaklarında Lübnanlıların aktardıkları var. Laptopların da patladı. Yani dizüstü bilgisayarların patladığını da söylüyorlar bize. Yani lityum pille çalışan ne varsa patlatılıyor deniyor. Ama dizüstü bilgisayarlara ilişkin Lübnan ya da Hizbullah'tan net bir açıklama gelmiş değil, ama Lübnan Sağlık Bakanlığı özellikle lityum pille çalışan, uzaktan erişime açık bu tip cihazlardan uzak durulması çağrısını ilk saldırıdan sonra yapmıştı. Bugün de yineledi diyebiliriz. Tabii Lübnan'daki bu korku iklimi sadece Hizbullah mensupları üstünde yok. Lübnan çünkü çok çeşitli etnisiteye mensup, çok çeşitli dine mensup insanların bir arada yaşadığı bir yer. Ki başkent Beyrut'ta 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Lübnan genelinde yaklaşık 7,5-8 milyona yakın insan var. Onların hepsi bu korkuyu yaşıyor. Yani elimizdeki cep telefonu da bir gün patlar mı? Ya da çevremizdeki, evimizdeki eşyalar patlar mı? Kullandığımız bilgisayarlar patlar mı? Bu endişe yaşanıyor ve büyük bir korku, panik atmosferine bürünmüş durumda olay. Tabii şimdi açıklamalara da bakalım. İlk açıklama tabii kimden gelmesi bekleniyordu? İsrail'den gelmesi bekleniyordu ki İsrail konuya ilişkin bizim bir ilgimiz yok minvalinde bir açıklama yaptı. Ama Hizbullah ve Lübnan devletine göre ise baş fail İsrail. Onlar İsrail'i suçluyorlar. Ve Hizbullah'tan İsrail'e yine bir tehdit geldi. Yeni bir aşamayla karşı karşıya olduğunu ifade etti Hizbullah. Ve ama şüphesiz karşılıksız kalmayacak dedi. Bunu ifade edelim. Yine önceki gün gerçekleşen, yani ilk saldırıda İran'ın Beyrut Büyükelçisi de etkilenmişti. Ciddi manada yaralanmıştı. Onun elindeki çağrı cihazı da patlamıştı. İran'dan bir açıklama var. Beyrut Büyükelçimizin yaralandığı bu saldırıya ilişkin vereceğimiz cevap hakkını saklı tutuyoruz diyor İran. İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından da birçok kez benzer açıklamalar yapmıştı İran. Ama o günden bugüne herhangi ciddi bir karşılık geldiğini söyleyemeyiz. Bakalım bundan sonra ne olacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri, yani Beyaz Saray'ın güvenlik danışmanı Kirby'den de bir açıklama var. Onlar da aynı İsrail gibi bu olayla ilgili öyle ya da böyle bir ilgimiz, bilgimiz yok diyor Kirby. Yani Beyaz Saray'da
bunu kabul etmiyor ya da hiçbir bilgilerinin olmadığını ifade ediyor diyebiliriz. Tabii bu telsizler dün patlayan, önceki gün patlayan çağrı cihazlarının da yine 5 ay önce temin edildiği Hizbullah tarafından ifade ediliyor, yazılıp çiziliyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii bu telsizleri ve çağrı cihazlarını Hizbullah'a veren gücün İran olduğu net şekilde ifade ediliyor artık. Yani çünkü Hizbullah Şii bir örgüt, Şii tandanslı bir örgüt ve İran destekli bir örgüt ki zaten kuruluşu da 1970'lerde İran'a dayanıyor bu örgütün. Şimdi yine Guterres'ten, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden bir açıklama var. Bu da oldukça kritik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres diyor ki sivil nesnelerin silahlaştırılmasının önemine vurgu yapıyor ve bunun dünyaya vereceği zarara işaret ediyor Guterres. Tabii şimdi İran dedik. İran'dan açıklama var. Cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz dedik. Hizbullah'ın İran destekli bir örgüt olduğu biliniyor. Şimdi burada Orta Doğu'da son günlerde konuşulan bir iddia var artık. Özellikle dün başladı bu dillendirilmeye. Herkes anımsayacak İbrahim Reisi geçtiğimiz aylarda yani İran'ın eski cumhurbaşkanı helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. İran'dan yapılan açıklamada herhangi bir sabotaj ya da saldırı olmadığı, İran tarafından yapılan açıklamada bunun bir kaza olduğu ifade edilmişti. Ama o iddia şu, İbrahim Reisi'nin helikopterinde de birkaç tane bu çağrı cihazından olduğu, bunların da patlaması sonucu helikopterin düştüğü iddiası artık konuşuluyor ki bundan sonra Reisi'nin kaza sonucu hayatını kaybettiği olaya da Orta Doğu ve tüm dünya fokuslanacak. Çünkü demin de söylediğim gibi bu çağrı cihazları ve telsizleri Hizbullah İran destekli verilmiş olabileceği ifade ediliyor ve Reisi'nin hayatını kaybettiği bu helikopter kazasına da gözlerin çevrileceği anlaşılıyor. İşte biz de Beyrut'ta olacağız, Orta Doğu'nun tam kalbinde ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sertaç Murat Koç ve kameraman Burak Sipahi'ye teşekkür ediyoruz bize sıcak bölgeden aktardıkları için. Efendim, cezaevindeki bir hükümlünün gitarımı istiyorum talebi koğuşta enstrüman bulunduğu gerekçesiyle reddedildi. Anayasa Mahkemesi ise itiraz üzerine dikkat çeken bir karara imza attı. Tutuklu hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve hükümlüye 3000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Cezaevine gitarını istedi, talebi reddedildi. Karara itiraz edince Anayasa Mahkemesi onu haklı buldu. 3000 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Dikkat çeken hüküm resmi gazetede yayımlandı. İşlediği bir suç gerekçesiyle Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen bir hükümlü gitarını istedi. Ancak bu talebi koğuşta başka bir enstrüman olduğu gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine yüksek yargının kapısını çaldı, Anayasa Mahkemesi tutukluyu haklı buldu. Kararda anayasanın 17. maddesine atıf yapıldı. Hükümlünün maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlal edildiği belirtildi. 3000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca hükümlünün adli yardım talebini de kabul etti. Hukuki süreç giderlerinin karşılanacağını belirtti. Efendim, yaz mevsimi geride kaldı ancak yaz boyunca yapılan diyet ve egzersizlerin sonuçlarını korumak isteyenler için sonbahar dönemi de bir o kadar önemli. Aslında sağlıklı bir yaşam sürmek için ve bunun için belli pratikler yapabilmek adına yılın her günü mevsimi fark etmeksizin ayrı ayrı her biri önemli. Ama bu süreçte vücudu yenileyip mevsim geçişlerine de uyum sağlamak amacıyla detoks yapmak büyük bir trend halinde aynı zamanda. Peki bu sonbahar detoksu neden bu kadar önemli ve bu süreçte nelere özellikle dikkat edilmesi gerekiyor? Bu soruların yanıtlarını almak üzere biz şimdi hemen muhabirimiz İzel Topaloğlu'na dönüyoruz. İzel, tekrar merhaba, seni ve konuğunu dinliyoruz. Evet, yaz dönemi artık dediğin gibi sona eriyor.
Hepimiz, çoğu insan yaz dönemi için, yaz tatili için kendini ve vücudunu hazırlamıştı. Bilirsiniz, yazın bizler güzel elbiselerin içine girebilmek için, iyi durabilmek için diyete önce bir başlarız. Yediklerimize önem vermeye çalışırız, özen göstermeye çalışırız. Daha sonra da bu durumu sonbahara girerken muhafaza etmek isteriz. Ya da tam tersi, yazın daha çok böyle bir özensizleşiriz. Böyle yediklerimize, içtiklerimize özen göstermeyiz. Deniz, kum, güneş derken de bir rehavet çöker üzerimize. İşte tam da ikisi için, her iki durum içinde etkili olan bir yöntem var. Sonbahar detoksu. Artık sonbahar kapımıza dayandı. Sonbahar geldi. Dolayısıyla sonbahar detoksunun da yapmanın bugünlerde tam sırası. Peki, detoks nedir? Sonbahar detoksu nasıl yapılır? Bu soruların cevabını güzel bir kadından alacağız. Diyetisyen Kübra Yazıcı yanımızda. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. Çok iyi oldum. Evet, dediğimiz gibi artık yaz dönemi yavaş yavaş sona eriyor. Sonbahar kapımıza dayandı. Dediğimiz gibi detoks yapmanın bugünlerde tam zamanı. Çünkü ya olduğumuz formu korumak istiyoruz ya da yazın özen göstermediğimiz beslenme alışkanlıklarımızı geri yerine getirmek istiyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Detoks nedir? Şimdi öncelikle detoks dediğimiz 300-500 kalorilerle vücudu kıtlığa sokmak, aç kalmak, kan şekerimizi yerle bir etmek ya da tansiyonu düşürmek değildir. Doyarak, fonksiyonel besinlerle vücudu arındırmak, dinlendirmek ve aslında bu sonbaharda yaptığımız detoksun asıl amacı da bağışıklığımızı destekleyerek hastalıklar karşısında bir kalkan görevi oluşturmaktır. Biz danışanlarımıza direkt bu yöntemler ilerletiyoruz. Bu arada az önce dediniz ya siz, hani böyle kişiden kişiye değişken, bazen de kişiler işte yazın verdikleri kilo geri toparlamak için ya da tam aksine birazcık daha böyle bağışıklığını desteklemek için, ama benim genel gördüğüm kişiler yazın oldukça rahat davranıp danışanlarımız yemiş ve şu an hem bedensel toparlamalar yapıyoruz hem de yine dediğim gibi bağışıklıklarını sonbahara, yani kış mevsimine hazırlıyoruz ve hastalıklara karşı kendilerini korumak için birebir yöntemlerle uyguluyoruz. Ben burada da bunların detaylarından bahsetmek istiyorum. Bazı tarifler de vereceğim. Danışanlarıma da uyguladığım ve seyircilerimizin de çok işlerine yarayacak tarif birlikte gözde atacağız. Şimdi şunu sormak istiyorum Kübra Hanım. Bizler Eylül ayındayız. Eylül ayı detoks yapmak için uygun bir zaman mıdır? Çok uygun bir zaman. Çünkü aslında mevsim geçişinin olduğu bir zaman. Şimdi havaya bir çıkıyoruz, bir yağmurlu, bir sıcak. Ne giyeceğimizi de bilemiyoruz aslında. Hem bu iklimsel geçişler, hem bağışıklığımızın bu dönemde düşüyor olması. Ayrıca da yeni metabolizmasal sürece hazırlanmak için detoks yapmak, ama sağlıklı bir detoks yapmak. Aç kalmadan, proteinden zengin, probiyotikten zengin, yüksek posta alımıyla ve mevsimsel meyve sebzelerle yaptığımız bir detoks kesinlikle hem sindirimimizi rahatlatır, hem bağırsak sağlığımızı iyi hale getiririz. Bağırsak onarımı yaparız. Bağırsak onarım denilen konu, doğru beslenmede bağırsaklarımızı iyi arındırdığımızda aslında şunu sağlıyor. Biz ne kadar iyi beslenirsek beslenelim, bağırsak sağlığımız kötüyse zaten vücudumuz gerekli emilimi ve sentezi yapamıyor. Ve diyelim takviye kullanıyoruz, multivitamin takviyesi. Ama bağırsak sağlığımız iyi değilse o takviyenin emilimi bile kötü. Dolayısıyla bu tarz karaciğeri ve bağırsağı arındıran detokslar vücudun o emilimini ve sistemini de çok rahatlatır ve kesinlikle yapılması gerekir. Harika. Şimdi şundan bahsediyoruz. Aslında ben bu farkı da öğrenmek istiyorum. Dediğimiz gibi şimdi sonbahar kapımıza dayandı. Dolayısıyla sonbahar detoksundan bahsediyoruz bizler. Bu detoksun diğer detokslardan farkı nedir? Birinci sorum bu. İkinci sorum da bu detoks, sonbahar detoksu nasıl yapılır? Şimdi şöyle, detoksun asıl amacı kesinlikle aç kalınmaması olması gerekiyor. Bunun altını çiziyorum çünkü toplumda artık böyle Instagram'a ya da herhangi bir sosyal medya mecrasına yazıp başkalarının yayınladığı diyetlerle, kendine uygun olmayan diyetlerle kendini aç bırakarak insanlar detoks yapıyor. Bu değil kastettiğimiz. Şunu altını tekrar çizelim. Detoks aç kalmak değildir. Kesinlikle. Doyarak, sağlıkla doyarak ve fit, aynı zamanda fonksiyonel besinlerle doyarak yapılan bir işlemdir. Vücuda yeterli miktarda su almak çok önemlidir. Kilogram başına 30-35 mililitre su tüketimi çok değerli. Seyircilerimiz de bunu kendi kilolarına göre 30 ve 35 ile çarparak hesaplayabilirler. Aynı zamanda protein yeterli almak çok değerli. İki öğünden birinde kesinlikle et, tavuk, balık gibi protein kaynağı olmalı ki kişiler bazal metabolizma hızını kaybetmesin, kas kaybetmesin. Aynı zamanda da
detoks etkisini yeterli protein alımıyla çok daha kolay sağlayabiliyoruz. Şu çok önemli, probiyotikten zengin beslenme. Bağırsak sağlığı diyorsak, bağırsak detoksu diyorsak kesinlikle probiyotik içeren besinler olmalı. Ne bunlar? Kefir, yoğurt, peynir, turşu ve soğan. Bunlar beslenmemizin olmazsa olmazı olmalı. Aslında Türk toplumuna baktığımızda... Turşu ve soğan mı dediniz? Evet. Bence Türkiye'de turşu ve soğan çokça tüketiliyor zaten. Yoğurt da keza öyle. Özellikle evde yaptığımız kendi yoğurtlar harika. Bir tek kefir konusunda bence toplum olarak çok sevmiyoruz. Ama kefir en değerli ve en güçlü probiyotik kaynağı. Bağırsak sağlığını korumak, detoks yapmak ve vücudu arındırmak diyorsak günde bir bardak kefir kesinlikle tüketilmeli. Bunun altını çizmek isterim. Kübra Hanım, benim şanslı bir sorum var size. Onu da hemen kefir demişken sormak istiyorum. Tabii marka vermiyorum, birçok tabii ki marka var. Bu kefir derken marketlerde satılan kefirlere güvenebilir miyiz? Sonuçta paketli bir gıdadan bahsediyoruz. Kefiri çoğu zaman kendimiz de yapamayız evde. Ne yapmalıyız? Marketlerde satılan kefirler güvenilir midir? Aslında şöyle, güvenilir markalar var kesinlikle ama imkan ve zaman varsa kesinlikle evde kendi yaptığımız kefiri öneriyorum, tıpkı yoğurt gibi. Evet. Ama biraz İstanbul koşturması, hayat koşturması, bazen zaman olmayabiliyor ve illa da bu olmazsa kefir içmeyin demek doğru değil. Hı-hı. Yapabiliyorsak, ne hala yapamıyorsak iyi güvendiğimiz markalardan da satın alabiliriz. Ben bağışıklık sistemimizden de bahsetmek istiyorum Kübra Hanım. Çünkü artık aslında metabolizma soğuk havanın etkisiyle de zayıfladığını söyleyebilir miyiz? Çünkü hepimizde yaşanıyor bu. Bir mevsim değişikliğine giriyoruz. Şimdi sıcak havalar artık geride kalıyor. Bol güneşli havalar artık geride kalıyor. Dolayısıyla rüzgar soğuk havanın etkisi altına giriyoruz. Metabolizmamızın yavaşladığını söyleyebilir miyiz? Ve bağışıklık sistemimizi daha böyle arttırmak için hem protein hem de lif kaynaklı mı beslenmek gerekiyor? Evet, bir de mevsim meyve sebzelerinden özellikle mesela ben bir smoothie de hazırladım size, onun da içerisinde de var. Üzüm kesinlikle, mor üzüm şu an olmazsa olmaz besinlerden olmalı beslenmemizde. Yeşil elma keza, nar kesinlikle en değerli meyvelerden beslenmemizde kesinlikle olması gerekiyor. Ve sebze olarak da özellikle glutatyonun da çok iyi bir kaynağı olan bamyayı beslenmemizden eksik etmemek gerekiyor. Haftada bir kez kesin bamya yemeği tüketilmesini ya da bamyalı bir salata tüketilmesini. İşte sevmem. Toplum genel olarak sevmez ama biraz ona şifa besini olarak bakmak gerekiyor. Bence çoğunluk sevmiyor zaten, kefir gibi tıpkı bamyada. Evet. Ama şifa deposu sebzelerin başında gelir. Onu da çok şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada sindirimi düzenlemek, birazcık daha bağışıklığı rahatlatmak için içtiğimiz sulara tarçın, karanfil atmak yine çok değerli. Ve içtiğimiz kahvelere Hindistan ceviz yağı ilave etmek. Bu mevsim geçişlerine düşen enerjimizi, birazcık daha o yorgunluğa olan meyilimizi de toparlamamızda yardımcı olacak unsurlardan biri. Harika. Gerçekten ben de bilgileniyorum. Şimdi smoothie dedik Kübra Hanımcığım. Bilenler bilir. Ben bundan birkaç gün önce TV100 ekibiyle beraber Gaziantep Kültür Yolu Festivali'ne gittim. Kübra Hanım sağ olsun beni o kadar destekledi ki bu festivaldeyken. Çünkü biliyorsunuz ki Antep gastronomi mutfağı bana hatırlıyorum dediklerinizi. Ye, zaten salı günü detokslanacaksın dedi. Bana çok güzel bir kutu yollamıştı kendisi ve birbirinden çeşitli smoothie'ler yer arıyordu ve ben gerçekten böyle detokslandım, arındığımı hissettim. Şimdi önümüzde iki tane karışım duruyor. Bir smoothie'miz var, bir de sanırım siz anlatacaksınız şimdi chia'lı suyumuz var. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Evet. Bunun önemini ve nasıl hazırlandığını dinlemek istiyorum. Tamam. Şimdi chia tohumu bitkisel omega 3'ün en iyi kaynaklarından biri ve biz doğru beslenme, arınmak, karaciğer, bağırsakları rahatlatmak diyorsak omega 3'ten ve kesinlikle yine probiyotik kaynağıdır chia dolaylı yoldan ve posanın çok iyi bir kaynağıdır. Bunu kullanmak gerekiyor. Bir de şöyle bir güzelliği var. Chia tohumu. Bunda bir bardak su ve içinde bir yemek kaşığı chia tohumu var. Kendi hacminin 8 katına kadar şişer ve tokluk süresini çok uzatır. Daha önceden mi hazırlamak lazım evet, hocam? Evet. Bir saat önce falan hazırlayıp sonrasında içmek gerekiyor. Bu şiştiğinde hem midede çok geniş bir alan kaplıyor. Bu bizim daha az yememizi sağlıyor. Hem de bağırsak sağlığımız için olumlu etkiler yaratıyor. Sabah çıkarına ilk önce limon ilaveli ve aynı zamanda chia ilaveli bir suyla başlamamız harika olacaktır dolayısıyla. Sabah aç karnına bir bardak suya ne kadar chia atıyoruz hocam? Bir yemek kaşığı chia tohumu. Ben böyle çeyrekte limon sıkıyorum. Hem C vitamini içeriği yüksek olsun diye. Hem de bu kolajen dokunun da emilimini artırıyor limon. Böylelikle hem cilt sağlığımızı desteklemiş oluyoruz. Hem kas sistemimizi desteklemiş oluyoruz. Hem karaciğeri hem bağırsağımızı. Bir arada. Bayağı mucizevi bir bardak bu bence. Ne diyorsunuz? Harika. Ben yine şahsi sorularımı sormak istiyorum. Vakti olmayanlar hocam. Şimdi dedik ya bir saat beklemeli. Yine şahsi sorularım bunlar.
Bir saat beklemeye vaktimiz yok. Hemen böyle içip çıksak olmuyor mu hocam? Akşamdan hazırlasınlar. Hemen bardağı atsınlar. Dolaba koysunlar. Sabah uyanınca içsinler. Harika. Ben genelde öyle yapıyorum. Zaman konusunda yarıştığım için mesela. Biz de öyleyiz. O zaman sabah aç karnına diyelim. Çiyalı su tüketmek, evet. saydığınız yararlar zaten fazlasıyla var. Şimdi önümüzde bir smoothie'miz de duruyor. Hemen bunun da tarifini öğrenmek istiyorum. Çok da lezzetli görünüyor. Yayından sonra bunun bir keyfini çıkarmak isterim. Nasıl hazırlandı ve önemi, yararı nedir? Şimdi yine bağırsak sağlığını desteklemek hep diyeceğim. Yani bu aslında bence konuşmanın ana teması karaciğer sağlığını, detoksifikasyonu desteklemek ve bağırsak sağlığını desteklemek. Bu söz konusu olunca smoothie'ler, sağlıklı smoothie'ler baş tacı. Aslında besin grubu ve öğün çeşidi bizim için. Bunun içerisinde de az önce öve öve bitiremediğim kefir var tabii ki. Kefir, yarım elma, 4-5 tane mor üzüm ve içerisinde de bir tatlı kaşığı bal var. Hem tatlı krizlerini aslında yenecek bir içerik bu. Hem proteinden zengin çünkü. Hem sağlıklı fruktoz deposu hem de posa deposu. Uzun süre tok tutacak bizi kahvaltıda tükettiğimizde. Proteinden zengin olduğu için kas kitlemizi iyi koruyabileceğiz. Ve bedensel daralmalarımız bu anlamda desteklenmiş olacak yine proteinden zengin olduğu için. Çünkü malum yaz sonrası bence buna çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bir kahvaltıyla güne başladık. Çiğ tohumumuzu içtik. Şöyle bir saat geçti. Aslında hocam bölüyorum, çok özür diliyorum. Şimdi kahvaltı sonrası bir saat önce bunu dedik ya. Siz bize şöyle güzel bir günlük bir liste verseniz. Hazır sizi bulmuşken böyle değerlendirmek de istiyorum. Bir günlük liste verseniz. Dediğiniz gibi uyanır uyanmaz aç karnına çiyalı suyumuzu içtik. Ardından ne kadar zaman geçtikten sonra elimizdeki kahvaltıyı yapıyoruz. Şimdi aslında bu kişiden kişiye değişken, kişi çok aç değilse chia tohumu, çünkü chia tohumusu bayağı iyi tok tutar. Hemen yapmak zorunda değil kahvaltıyı. Benim önerim 1-2 saat sonra. Mesela 4 günlük örnek menü gibi düşünelim bunu. Ben öyle onun üzerinden yürümek istiyorum. Çünkü daha uzun sıkar. Böyle ballı, kefirli, elmalı ve üzümlü bir smoothie ile güne başladı diyelim. Sonrasında Hindistan cevizi yağı ilaveli bir kahve içmesini danışanımızın ya da takipçilerimizin, izleyicilerimizin çok isterim. Çünkü o Hindistan cevizi yağı hem iyi tok tutar hem de bazal metabolizma hızını yükseltir. Kahve zaten bazal metabolizmayı destekleyen, kafein içeriğinden dolayı bir besin. Aynı zamanda sindirimi destekleriz. Burada da güzel öğle yemeği kahvaltımızın arasındaki bu ara öğünde böyle yapalım. Öğle yemeğinde kök sebzelerden oluşan bir çorba tüketilmesini çok isterim. Şöyle bir kereviz olsun içinde isterim. Bir tane soğan, 2-3 tane sarımsak, mor havuçlar vardır bilir misiniz şalgamın içerisine, evet, koyulan. Evet. Gerçi siz bilirsiniz. Mersin olunca bilirim. Evet, mor havuç bir tane. Bir tane turuncu bildiğimiz, hepimizin bildiği havuç. Bir iki avuçta maydanozu güzelce çorba yapalım. Hatta irite olmayan, tadından rahatsız olmayan izleyicilerimiz kemik iliği koysa çok güzel olur. Tam bir şifa deposu, evet, tam bir kolajen deposu ve tam bir vitamin mineral deposu bir çorba olur. Mesela öğle yemeklerinde sadece bu çorbayı içmeleri, istedikleri kadar içebilirler zaten bu çorbayı. Harika. Akşam yemeğinde hemen hızlıca alın. Çok da vaktimiz kalmadı Kübra Hanımcığım. Tamam. Öğle yemeğinde çok güzel bir çorba dedik. Akşamı da hemen hızlıca alın sizden. Akşamda bir protein salata olsun isterim. Özellikle mevsim balıklarından güzelce fırında ya da ızgara olması, yanında kocaman bir salata olması harika olacaktır. Harika. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok değerliydi. Evet, diyetisyen Kübra Yazıcı'ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Çünkü yeni sezon dedik. Her mevsim yeni bir sezonun yeni bir durumun başlangıcı. Yeni sezon da şöyle yenilenmiş bir zihin ve bedenle geçirebilmek için en etkili yolları sizlere derledik. Dediğimiz gibi bu mevsime yenilenmiş bir zihin ve bedenle girmek için bu tavsiyeler çok önemliydi diyerek sözü tekrar harika stüdyo bırakalım. Arkadaşımız İzel Topaloğlu ve konuğuna teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için ve haberimizle devam ediyoruz. Efendim, ekosistem maalesef alarm vermeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları, iklim değişiklikleri tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Kuzeybatı Pasifik Okyanusu'nda yaşayan Kore kayabalığı Körfez'de dalgıçın tesadüf eseri avına takıldı. Dalgıç gözlerine inanamadı. Kuzeybatı Pasifik Okyanusu'nu terk etti, rotasını İzmit Körfezi'ne çevirdi. İstilacı tür Kore kaya balığı Sebastes Şelegeli görenleri hayrete düşürdü. Tam kayaların olduğu yerde önüme doğru, bana doğru gelmeye başladı. Böyle kanatlarını çırpıyor. Ben diğer türlerden zannettim. İzmit Körfezi'nde zıpkınla ava çıkan dalgıç, tesadüf eseri avladığı balık karşısında şok geçirdi. Defalarca balığı inceledi ama bir türlü hangi türe ait olduğunu anlayamadı.
Fotoğrafını çekti, çevresindeki balıkçılara sordu. Dedim bu balık nedir, bunu tanıyor musun? O bilmiyor. Suat abi soruyorum, o bilmiyor. İşte Mehmet abi soruyorum, o da bilmiyor. Dalgıçın sorduğu balıkçılar da şaşkınlık geçirdi. Avlanan balık denizlerimizdeki balıklardan farklıydı. Da balık renk değiştirdi, bembeyaz oldu. Ondan sonra biraz daha incelediğimde üst sırtında 8 tane 10 tane diken, arka üreme kısmında 2 diken, yanaklarında 5 tane taş şeklinde diken vardı. Dedim bu farklı bir tür. Dikkatli bir dalgıçın gönderdiği videoyla türün ne olduğu anlaşıldı. Kuzeybatı Pasifik Okyanusu'nda yaşayan Kore kaya balığı olduğu ortaya çıktı. Bir grubumuz var bizim, Türkiye Zıpkıncılar Grubu diye. Fotoğrafı oraya attım. Yalova'dan Yahya Hoca geçen seneki röportajı gönderdi. Karadeniz'de bu balık görülmüş. Bartın'da balıkçı ağlarına takılmış. Türün Pasifik kaya balığı olduğu söyleniyor. Şaşırtan türün Körfez'e nasıl geldiği bilinmiyor. Kore kaya balığı incelenmesi için il tarıma gönderildi. İncelenmeden sonra zararlı olup olmadığı netleşecek. Bu tür buraya girdiyse nasıl girdi? Zehirli mi? Bunu yiyebilir miyiz? Ya bunun bilgisini merak ediyorum ben. Gemilerin balast sularıyla da gelmiş olabilir. Efendim, deprem felaketinin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan Hatay'da bir maden firması taş ocağı açmak için dinamit patlattı. Kentin güzelliklerinden Dekuk Şelalesi yakınlarında yapılan bu çalışma o şelaleyi tahrip etti. Valilik o firmanın faaliyetlerini durdurdu. Taş ocağı açmak için dinamit patlattılar, şelaleyi tahrip ettiler. Deprem felaketinden derinden etkilenen Hatay'da yaşananlar tepkiye yol açtı. Yeniden ayağa kalkmaya çalışan kentte bir maden firması Dekuk Şelalesi civarında dinamit patlattı. Taş ocağı için yapılan bu çalışma doğa harikası şelaleyi tahrip etti. Defne ilçesi sahipsiz değildir. Defne'deki doğal güzellikler sahipsiz değildir. Dekuk Şelalesi mevsim nedeniyle kuru halde. Ancak patlama sonrası şelale yatağına düşen kaya parçaları zarara yol açtı. Üstelik maden firmasının ruhsatı da bulunmuyor. Şirkete 28 Ocak 2024'te de ÇED gerekli değildir kararı verildiği öğrenildi. Hamur sularıyla beslenen bir şelale burası. Şu kayalığın 15-20 metre ötesinde iş makineleri çalışıyor şu anda. Patlama sırasında bölgede piknik yapan iki kişi yaralandı. Defne Halk Temsilcileri Meclisi şelalenin önünde toplanıp eylem yaptı, yetkililere seslendi. Patlamalara son verilsin istiyoruz. Aksi halde biz halk olarak buna müdahale edeceğiz diyorum. Valilik o maden firmasının faaliyetlerini durdurdu. Yapılan açıklamada idari sürecin devam ettiği belirtildi. Doğal zenginliklerimize zarar veren hiçbir faaliyet cezasız kalmayacak denildi. Antalya İl Müftülüğü 2500 sanayi işletmecisinin çırak sorununa çözüm için harekete geçti. Camilerde vakit namazları öncesinde cemaate çıraklık okulunun avantajları anlatılmaya başlandı. Lise diploması veren ve 20-25 bin lira maaşla iş imkanı sunan çıraklık okullarına kaydını yaptıran öğrenciler hem eğitim alabilecek hem de çalışabilecek. Sanayide eleman eksikliği yaşanınca müftülük harekete geçti, camilerde çırak çağrısı yapıldı. Sanayiye yönlendirilmesiyle, çocuklarımızın sanayiye yönlendirilmesiyle ilgili camilerimizde bunun vatandaşlarımıza duyurulmasını talep ettik. Çırak artışı mı oldu? Ben de memnun oldum buna. Turizm kenti Antalya, küçük sanayi işletmeleri ve organize sanayisiyle de ön plana çıkıyor. Kentte 2500'e yakın küçük sanayi işletmesi otomobil tamirinden mobilya üretimine çeşitli meslek kollarında faaliyet gösteriyor. İş alanlarında çok büyük bir teknik eleman sıkıntısı yaşandı. Yetişmiş teknik elemana ihtiyaç var. Şu anda sanayimizde bir 600-700 civarında çırağa ihtiyacımız var. Yoğun iş temposunda istihdama da ihtiyaç duyuluyor. Sanayi esnafı hem tam zamanlı çalışan hem de çırak bulmakta güçlük çekiyor. 3 yıl önce çıraklık okulundan mezun olanlara lise diploması verilmeye başlaması çıraklığa ilgiyi arttırsa da hala eksik var. 8. sınıfı bitiren öğrencilerimiz eğer sanayi sitesinde yani çıraklık eğitim merkezlerine giderlerse, çalışırlarsa aynı zamanda
lise diploması alabilecekler. Çoğu kişi Çıraklı'yı tercih etti. Çoğu da sanayide, yeni sanayide çalışıyorlar. Çoğu arkadaşım ortaokuldan, liseden sanayideler. Sanayi esnafı daha çok çırak almanın duyurulması için müftüden yardım istedi. Camilerde vakit namazları öncesinde cemaate çıraklık okulunun avantajları anlatılmaya başlandı. Otomatik mekanikle devam ediyoruz. Kamyon üzerine, taksi üzerine her iş yapıyoruz. Ne gelirse yapıyoruz. Efendim böylece gün uyanıyorunda sonuna geldik. Bize ayrılan 3 saatlik zaman dilimini doldurduk. Eşlik ettiğiniz için, bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve yarın sabah saat 6'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.